İkinci doğuş, kıyamet yaklaştıkça batıdan güneş doğacak, doğudan batmayacak. Evet. O ne demek? O Kur'an iki doğuş bir batış yarat. Bizim gençlerimiz yurt dışına kaçıyor, farkında mısın? O ya Türkiye'de beceremiyor, ya vatan hainliği var. İslam coğrafyasında insanlara deve sidiği içmeyi şifa söylüyorlar. İnanıyor musun böyle bir şey? Kesinlikle doğrudur. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Bugün Konuşak programında Hasan abiyi ağırladık. Hasan abi bir AK Partili. Onunla güzel bir sohbet yapacağız. Herkese iyi seyirler. Hepinizi seviyor diye. Seviyordur. Saygılar, sevgiler soruyor hepinize. Size hiç inanmıyor ama seviyor. Yok. İnandıklarım vardır, inanmadıklarım vardır. Zıt olanları zıttır bana göre. Yanlış olan yanlış, doğruya doğrudur. Eyvallah. Ben adamın yüzüne de söylerim. Hatalıysa hatalıdır. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hasan abi bizi kırmadı. Artık bir fenomen haline geldi. İktidar savunmasıyla. Aslında iktidarın savunulacak bir yanı var mı diye sorguluyoruz ama Hasan abi bunu savunuyor. Kendince haklı olduğunu düşündüğü yerler var. Bunları da kayıt altına alalım ve sakin sakin konuşalım istedik. Çünkü Hasan abinin girdiği röportajların hepsi olaylı. Yani dışarıdan insanlar provokatör mü demiyor, parayla mı tutuyorsunuz mu demiyor, efendime söyleyeyim işte bu adam kasıtlı bunu yapıyor mu demiyor. Neler neler duyuyoruz. Hiç para muhabbetimiz yok. Adam doğru mu? Diyor ya sen diyor kaç maaş alıyorsun. Tabii. Dedim ya AK Parti'nin binasını görüyorum, yalancı olmayayım. Evet. Çünkü önden gidip geliyorum ama kapısı kuzeyde mi, güneyde mi, doğudan batıya hiç bilmiyorum. Girmemişim yani. Güneye bakıyor kapısı. Yani içeri girmediğim için hani evet. Kapıyı da görmedim, yalan söylemeyeyim. Evet. Girsen 5 kişiye sorsan diyecek ki birkaç kişiyi orada tanımaz ama sandık görevli yapan Antalya Lisesi'nde beni tanıyan tanır. Oraya gelen. Ne yaptı sandık görevlisi mi? Görevli bir kere müşahitlik, bir kere sandık görevli yaptım. Güzel. Orada olan kişiler beni tanır. Belki çoğu da unutmuştur zaten. Anladım. Peki abi şimdi merak ettiğim en temel soru. Bu şartlarda ülkenin asgari şartlarında asgari bir ücretle geçinilir mi? Şimdi sade askeri şu anda askeri 5,5 milyon oldu. Evet. Eğer bir adam çocuğu da varsa, tek başına çak kiradaysa zor. Zor mu, imkansız mı? İmkansız demeyelim de, yani zorlaşır. Ölmez. Zorlaşır. Ama evet. Bir şekilde yaşar. Yani bir şekilde yaşar. Kimse açta ölmemiş. Ölmez. Peki. Ama keşke biz hepimiz istiyoruz ki, yani dileğimiz, evet. Bütün 80 milyon, 85 milyon vatandaşımız var. Eşitlik olması mümkün değil. Yani sen zenginsin, ben ortayım, ortaki fakirdir öyle. Herkesle eşit olması mümkün değil. Yani bunu Allah'ın kanunundan, Allah'ın kitabında zenginlik, fakirlik birbiriyle tartışmış. Ama şöyle bir şey var abi. Mesela biri 5500 lira alırken biri efendim 20 bin 30 bin lira alıyor. Biri bir maaşlık geçim işi bulamazken birileri 4-5 maaş alıyor. Şimdi 4, buna ne diyorsun? Bu şimdi haksız kazanç hepsi haramdır. Yani haksız kazanç, uyanıklık, ben tahsilliyim veya bilgim ya dayılarım var ya amcalarım var. Evet. Ya şuyum var buyum var ben şunu hak ettim. Kendince, kendi kendine desek ben hak ettim ama 5 kişiye sorduğu zaman 5 kişi diyecek sen hak etmemişsin. Niye? Çünkü hak etmemiş gerçekten. Yani bugünkü yönetim bunu yapıyor ama. Şimdi yönetim bugünkü iktidar bunu siyaset yapıyor. Demek, rahmetli Demirel diyordu ki dün dündür, bugün bugündür. Evet. Hep böyle espri yapardı. Bir saat, siyaset bir saat çok önemlidir derdi. Evet. Şimdi siyasette zaten yalan konuşmuyorsa site giremez. Giremez. Bir, Diyarbakır'da bir medrese din adamı vardı. Öyle ama sağlam bir yani böyle. Doğru konuşacağı için adayını koyacaktı, koydurtturmadılar. Sen de çok doğru konuşuyorsun, olmaz diyor. Yani adam da, sen bir siyasetçinin yalan söylemesine razı mısın? Değilim, asla yalan. Allah beş dağılır. Maaş alan etrafında o, insanlar olmasına hak razı mısın? Hak etmemişse ona kesinlikle karşıyım, razı değilim. Hak edip etmediğini de kamuoyu belirler. İşte onu devletin amiri, memuru, defterdarı vardır, maliyecisi vardır, polisi vardır, gizli istihbaratı vardır. Hem devletin içinde hem sivil içimizde. Onun için bunu araştırması lazım. Bu adam ne iş yapıyor? Çok basit bir hangi şey. Hangi görev yapıyor? Bu ülkeyi yöneten kişinin basın danışmanı, iletişim dairesi başkanının en az 3 maaş aldığı iddia ediliyor. Bu ya. Arada doğrulandı da işte şu kurumdan, bu kurumdan, bu kurumdan şeklinde. Ayrıca yakın zamanda Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeğeni Türk Hava Yolları'nda bir kurumun başına getirildi. Şimdi birinin 3 maaş alıyor olması, bir de bir siyasinin yeğeninin bir kuruma yönetici olarak atanması.
Hak mı? Şimdi hani bu eskiden beri var. Hani dayılarınız olmadı mı, amcalarınız bir yerde olmadı, giremezsin ve torpil işi bizim dinimizden yok. Yasaktır. Kim ne hak etmişse, eğer sen bir bardak çay hak etmişsen bir bardak hakkındır. İkinci senin hakkınsa, üçüncü hak etmişsen ben ya üçüncüyü bana ver diyemem. Çünkü hak etmişsin. Çabalamışsın, çalışmışsın, okumuşsun, görev yapmışsın, geceni gündüzünü katmışsın. Şimdi Nebati'nin yeğeni birinci şart tanıdık olduğu için. Yani dayısı var, amcası var diyelim değil mi? İkincisi o kişi tahsiliyse, yüksek tahsili, bilgiliyse, okumuşsa, o görevi hak etmişse, ha üç görev verilmez. Bana sorarsan ben vermem. Niye vermem biliyor musun? Diğerinin ihtiyacı olan kişiler vardır. Senin amcan okumuş, benim oğlum okumuş, öteki yeğeni okumuş. O da aynı o şekilde iş yapabiliyor, değil mi? Tabii. O görev yapabiliyor. Tabii. Eksiz yerine getirebiliyorsa, güveniliyorsa, ihanetçi değil, hırsız değil, yalancı değil, dolancı da değil, başkasına verilir yani. Üç tanesini. Bir de üç tane demek ne demek biliyor musun? 20 milyardan bir görev alıyorsa üç kere 20, 60 milyar yapar. Hadi 50 olsun. Yani hak etmemiştir. Yani caiz savunduğun görmüyor. İktidarın bir yanlışını şu an eleştirdim. Ben şöyle, şunu konusunda yine emin değilim. Hani eğer böyleyse diyorsun. Doğruysa, eğer gerçekten hak etmemişse, bu üç görevi verilmişse vatandaşına hakarettir. Yani diğer hak eden kişiye hakarettir. Belki başkası da yapar. O da kazansın. İkinci görevi, üçüncü görevi başkası yapar, aynı yapar. Ne artık yine yüksek maaş alır. Yine de ayrıyeten çalışabilirler. Devletin kurumları biliyorsun, adam öğretmen sınıfa giriyor, ayrıyeten para da alıyor. Yani devlet bunlara imkan tanımış. Hemşire nöbeti vardır, bilmem ne var. Günah, doktorlar yine öyle. Ameliyata girer, ayrı para alır. Yani hak ediyorlar. Niye hak ediyor? Çünkü mesaisi bitmiş, giriyor, ayrıyeten bir hastaya bakıyor. Hak etmiştir. Peki abi, güncel bir konu olduğu için soracağım. Anka Park'ı duyuyorsundur. Duyuyorum. Anka Park'a 800 milyon dolar para yatırıldı. O dinozor heykellerine, oyuncaklara falan filan. Onu kim yatırmış? 3 yıl boyunca da kapalı kaldı ve atıl bir hale geldi biliyorsun, mahvoldu hatta. Bunu yaptıran kimdir? Melih Gökçek. Şimdi, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Melih Başkanı. Melih Gökçek senelerce iktidardadır değil mi? 25 sene yönetti Ankara. Bir de devletin geliri gideri de biliyor, israfı da biliyor. Evet. İnançlı bir insandır. Evet. Dinozor parktan bize bir şey kazandırmaz. Aynen. Herhangi israf olan... Zaten bir israf, insan israf ediyorsa imanında da korksun. Devlet kimdir? Devlet ben ve sen hepimiziz. Millet olmasa devlet olmaz, devlet olmasa millet olmaz. Eğer devlette biz güveniyorsak, devlet bir barajdır. Tüm geliri ne varsa barajda toplanır. Yağmur, kar yağdığı zaman ne olur? Baraj toplanır değil mi? Bu barajda ne yapılır? Evlere su dağıtır. Tarlalara yapılmamış. Bak mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği zaman altyapıyı değiştireceğiz dedi. Mesela tam oradan senin örneğinden yola çıkacağım. AKP'liler engel olmaya çalıştı. Daha sonradan yine yapıldı. Hatta çok garip de bir isim vardı. Yani dedik ya artık borudaki kloru, klor minvalinden bir şeyi tartışır hale geldik. Adını şu an hatırlayamadım. Ankara'yı yıllarca su bastı. Efendim işte yollar göl oldu bilmem ne. Hatta espriler yapılıyordu. Ankara'ya Melih Gökçek deniz getirdi falan diye espriler yapılıyordu. Adam bunları yapmak yerine gitmiş heykel yapmış. Sen gerçekten yaptı mı bunu? Ben bak görmedim şimdi. Melih Gökçek'in yaptığı Anka Park'tan haberin yok ya mu? Ya ben Anka Park'ta yaptığını gördüm. Ben Antimes Güzellik Tümen'de askerlik yaptım. Çavuşlarım kadaydım. Ama o gündür bugün Ankara nasip olmadı. Gitmemişim. Peki abi sormasay en çok izlediğin televizyon kanalı? Kanal TRT 1. Tamam. Milli kanalımızdır. Bana göre devlet kanalıdır. Evet. A Haber. Ondan sonra... Bu arada TRT'nin yönetiminde Hilal Kaplan var biliyor musun? Hilal Kaplan. Vallahi büyük ihtimal... Çok acayip AKP'li bir kanal. Onu yani şimdi... AKP'li olmak, CHP'li veya HDP'li ya da MHP'li olmak önemli olan doğruları konuşmak. Kim oldu? Ben Fox TV'de izliyorum. Evet. Ama Fox TV'den ümitsizleniyorum. Açık ve net söyleyeyim. İzlerken marketleri oraya buraya gösteriyorlar ya. Gerçek değil mi sence onlar? Bak şöyle. Ya şimdi sen insanları, benim rahmetli babam ne derdi biliyor musun? Aslan meydandayken ayak izleri aranmaz. Tamam. Niye biliyor musun? Zaten aslan karşında. Dolaylıyorlar da ayak izleri arayıp da ben aslında bunu demeye gerek yok. Zaten şu anda... Ya sen bugün bu parayla geçinilemeyeceğini, bu ülkenin yarısı asgarilikle çalışıyorsa, demek ki yarısının fakir olduğunu kabul ediyor musun? Zaten fakirlik var. Aslında... Yarısı fakir. İnsanoğlu fakir değildir. İnsan aslında fakir olan şeytandır. Şeytan niye fakir biliyor musun? Şeytan mıyız abi? Haşa ben şimdi büyük şeytandan bahsediyorum. Evet. Şeytan iki dünyada mahrumdur. Niye biliyor musun? Hem bu dünyada fakir kaldı, cezalandı, hem öbür dünyada cehenneme gidiyor. Senden tek olur. Bir şey rica edeceğim. Maddiyat meselesi değil. Olayları dinle açıklamaya çalışma. Sadece güncel hayatımız için. Mutlaka bu, dine bağlarsın fakirlik ama. Fakirlikten dolayı ben şeytanı fakir diye. Bu ülke
Ülkenin en az yarısı bugün asgari ücretle çalışıyor. Yarısı mı? Emin misiniz? Devlet rakamı, devletin verdiği rakam bu. %47. Devlet kayıtlarında %47. Sen de öylesin. Ben tabii canım, ben de sen de asgari ücretle çalışıyorsun. Tabii asgari ücretle. Valla başka hiçbir... 5500 emekçi cebine girmedi, doğru mu? Daha girmedi. Bu ay daha almadı. Önümüzü bu ayın 5'inde mi girecek? 15'inde mi girecek? Birinde. Bizimki birinde yapacak. Bizimki birinde girecek. Mesai falan yapıyorum ya benimki. 6, 7, 8'i buluyor. Ama normal bir zaman diliminde asgari ücret alıyorsun. 5500. O da daha girmedi cebine. Evet. Şimdi 5500 lirayla bir aile, bir anne, bir baba, bir çocuk diyelim. Hani iki çocuk demiyorum. Geçinemiyor. Peki bu ülkenin gençleri, ülkenin nüfusun yaklaşık %30'u genç nüfus. Nasıl yuva kurar abi? Şimdi gençlerin şunu tavsiye... Bu rakamlarla nasıl yuva kuracak? Şimdi askeri ücretle gençler ben yuva kuracağım, ev alacağım diye mümkün değil bu zamanında. Mümkün şimdi değil. Çok güzel bir israf şey. İsraf çok. İsraf kim israf ediyor? İsraf gençler de ediyor, büyükler de ediyor. Aha. Mesela sigara israftır. Evet. Yani yanlış anlamayın, hepiniz içiyorsunuz. Hani sizi de kastetmiyorum. Evet. Genel için söylüyorum. Toplum içiyor. Hem sağlığınıza zarar, hem cebinize zarar. Doğru. Zarar olur, zarar yani. Doğru. Bir de eskiden ben medresede okurken, yani Kur'an kursunda imamlar da kendileri içtiği için diyordu ki mekruhtur. Sonra teknoloji, bilim ilerledi. Amerika'da din adamları, bir de onlar, Müslüman gayrimüslim fark etmiyor. Hı hı. Birleştiler, laboratuvar kurdular. Baktık ki vücuda en zarar veren madde sigaradır. Hı hı. Vücuda zarar veren her madde demek haram kılmış demektir. Evet. Yani çünkü kendini bile bile zehirlendiriyor. Evet. Çürütüyor. Hı hı. Adam öksürüyor, öksüremiyor, yürüyemiyor. Elif çok şey var. Zarar. Bu israftır. Bugün yediğimiz herhangi bir gıda da aslında vücuda zarar veriyor. Yani şimdi çünkü genetiği değiştirdiler. Gübre atıyorsun, yine içinde kimyasallar var. Sonuçta bizim atalarımız şey der, böceğin yemediğini insan yememeli. Çünkü böcek temizse yer ona. Temizse, ama gübreliyse, ilaçlıysa yemez. Kesinlikle. Aslında bugün yediğimiz her şey bize zarar veriyor. Kesinlikle. Ben 3 kilometreden tandır ekmeğin kokusunu aldığını ve babamı tarladan terk ettim. Gittiğimi hatırlıyorum. İsraf dedik ya, devletçiliği. Evet. Bir şey sen bana sorarken veya ben sana cevap verirken zaten ben bilmediğim için cevap vermem. Bir, ikinci, sen emin olman lazım. Kur'an'da diyor ki sümmün, bükmün, ömyün, fehem, layercun. Kulağımla duydum. Hangi konuda emin olmak? Kulağımla duydum. Tabii. Gözümle ben... gördüm. Dilimle rahatça konuşabiliyorum. Evet. Şimdi hani sen gidip de yerinden tespit etmemiş, ispatın yok. Hı-hı. Öyle diyelim. Hangi konuda ama? Yani herhangi bir şey. Yo, ben zaten ispatı olmayan bir şeyle senin karşına oturmam. Yo yo, benimle ilgili demiyorum. Yo yo, hani senin şahsında demiyorum. Senin karşına oturup bir şey, mesela Lozan diyorum. Hı-hı. İşte ne bileyim, asgari ücret diyorum, geçim diyorum. Bunlarla ilgili resmi rakamlar var ki ben bunu söylüyorum. Bugün devletin resmi kurumu %80 enflasyon var diyor. Gayri resmi, devletin kurumu olmayan ama önemli bir kurum olan ENAG'da diyor ki bu ülkede %200 enflasyon var diyor. %200 değil de %200 olsa millet dışarı çıkmaması lazımdı. Mesela millet dışarı hep çıkar. Yani çünkü ne biliyor musun? Bitti, yedim, bitirdim, sinir sistemi bozuldu. Geçen sene ekmek kaç paraydı? 2 lira alıyorduk. Şu an 4 lira. Bak %100 enflasyon. Pide 3 liraydı, 5 lira oldu. Gördün mü? Sadece ekmekte bile %100 enflasyon şimdi, var. Şimdi bir fırsatçılık var. Dünyadan. Fırsatçılık başka, oraya da geliriz. Ama şöyle bir şey var. Mesela biz gurbetçilere soruyoruz. Geçen sene geldiğin zaman mesela bir pantolon kaç paraydı diyorum. Efendim 100 liraydı, 80 liraydı. Şu an kaç diyorum? 300 lira, 400 lira, 500 lira. 250'den başlıyor da 300 lira. Yani 500 lira. Enflasyon dediğim şey zaten tüketim gıdalarının ortalamasıdır. Yani birisi %1000 zamlanır, biri %100 zamlanır, ortalaması alınır. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Fırsatçılık. Bak. Bu ezelden beri vardı yani. Tefeciler mesela, karaborsucular. Peki niye bugün abi? Bak şimdi şöyle. Niye 2012'de, 13'te değil de bugün? Bana şimdi, onu söyler misin? Millet 2 sene boyunca içeri tıkandı. O içeriden, pandemiden dolayı içeride yatan, içen kimisinin parası vardı, geçimini yaptı. Doğru. Kimisi de nasıl zarar eden de var tabii, iş yeri kapanan da oldu. Kimisi de fırsatı kolladı. Ya benim bu kadar malım mülküm var. Her şey, temel gıdam var, param var, pulum, altınım var. Bunu ileride bu hastalık gidecek ve millet de mecbur alacak. Ben bunu fırsatı kollayayım. Yani acıma duygusu kalmamış. Önce bir kere insandan merhamet olacak. Tamam, tam şefkat gösterecek. Devletin devreye girmesi gerekmiyor mu? Devletin zaten, devlet baş edemiyor ki. Niye? Süpermarketlere ben aynı hadise niye Almanya'da yaşanmadı? Niye Fransa'da? Orada da yaşamıştı, bize yansımıyor. Hayır. Ben her gün gurbetçilerle konuşuyorum. Gurbetçilerin Şimdi bu, ben, hadi biri yalan söylüyor, hepsi mi yalan yok, söylüyor? Yok, ben de çoğu izliyorum gürbetçileri de. Bizim videoları izliyorsun. Kimisi... Bizde diyor enflasyon %8, o da daha yeni oldu. Doğru mu? Şimdi şöyle bir durum var, bunu hani... Hadi Fransa'yı, bak Almanya'yı geç. Fransa'sı, İtalya'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı, Danimarka'sı, Finlandiya'sı, İsveç'i, Norveç'i, yani
bitmiyor. Hepsinde mi insanlar çok dürüst de bizimkiler dürüst değil, namussuz? Şimdi dürüst meselesi değil, bak şöyle bir güzide fırsatçılık dediğin şey namus meselesi. Güzide bir şey kaçıyor. Avrupa ülkeleri, Almanya dedi. Mesela Amerika, hadi Amerika full gavur. Tamam. Direkt yok şey. Gavur ve bu insan insanlık önemli. Yok sen İslam'dan yürüyorsun. Yok İslam şey şöyle. İslam zaten Müslüman adam daha çok fırsatçıydı. Ben bunu yüzlerinde de söylüyorum. O nasıl Müslüman? Ya şimdi ya? Müslüman bu ezelde beri var. Ben şimdi bunu ayet sonra söylerim sana. Şimdi Almanya temeli sağlam. Bizim niye değil? Bizim niye değil biliyor musun? Yani, biz tam 100 temel sene... Temel dediğimiz hadise aslında yasa. Şey, doğru mu? Yatırım. Sanayi. Tamam. Efendim söyleyeyim uçağı, fabrikası, yolu, köprüsü, barajı. Bunlar zamanda yapıldı. Tamam. Şimdi bunlar yapılınca artık... Bu arada zamanda dediğin ne zaman biliyor musun? Yani herhalde... Ben biliyorum o yüzden. Bilmiyorsan söyleyeyim yani, ben söyleyeyim sana. Biz hatırladığımızdan 60-70 seneden beri teknoloji çıkan da... Işte. Evet. Bak mesela buradan da izleyenlere bilgi vermiş olalım. Almanya'nın nüfusunun %95'inin okur yazar olduğu yıl kaç biliyor musun? 1900 yılı. Bundan 100 sene, 100 sene önce, 122 sene önce. Tamam, 102 sene. Bizim o yıllarda nüfusumuzun okuma yazma oranı kaçtı biliyor musun? Sadece okuma yazma bu arada. %9. Ama neden kaynakladı biliyor musun? Bizim ana dilimiz, kültürümüz neydi? Osmanlıcaydı. İşte Osmanlıca bilen sayısı %9. Yanlış onu tarihçiler yanlış söylemiştir. Bence bunu yapanları da vatan sevgisi olmayan kişiler yapıyordur. Niye böyle düşünüyorsun? Yaparlar. Hayır niye yani? Niye biliyor musun? Şunu merak ettim. Şimdi bu memlekette Osmanlı dahil, Cumhuriyet dahil şu Antalya'da anda... Antalya'da medrese var mı? Ben hiç gitmedim. Ama Kur'an kursu... Hiç duydun mu? Hayır. Tarihi medrese. Vardır tabii canım. Nerede var mesela? Bu bildiğim kadarıyla şurada medrese varmış. Kaç yılında? Osmanlı döneminde. Hı hı. Osmanlı döneminde. Evet. Peygamberimizden sonra... Osmanlı. Senin memleket nerede? Ben Diyarbakır'da. Diyarbakır'da medrese var mı? Doğru. Tarihi medrese. Bak Diyarbakır zaten Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid ile Hazreti Ali oraya gönderdi ordusuyla beraber. Evet. 555-545 tane. Kaç tane medrese var? Sayısını bilmiyorum ama çoğu. Ben Antalya'da bir tane. Diyarbakır'da dolu. Köylerinden dolu. Antalya'da var mı? Kapattılar. Tarihi medrese. Tarih medreseler en azında... Hani bak mesela bin, İstanbul'da ben her caminin neredeyse yanında bir medrese vardır. En azından 1300'lük, 1200'lük tarih olarak. Ha yıl olarak. Ha, tamam. Peygamberimizin şuna getireceğim. Yana. Bak şöyle düşün. Her şehirde en az bir tane olsun. Var mı? Fazlası da vardır. 10 tane olan vardır. Kaç kişi oraya gider? Şimdi mesela şu anda her mahallede bir okul var, doğru mu? Demek ki her mahallesinde bir medrese olsa yeterli toplum eğitilebilir. Yani o %9'a bağlayacağım. Yeterli medrese yoksa %9 çıkması çok normal. Mesela sen hiç eğitim durumu neydi bu arada? İlkokul. İlkokul mezunusun. Mesela ben kendim lisede, üniversitede tarih dersi alırken şunu çok duyuyordum. İşte şu medreseler, bu medreseler. Ama hepsi ya Rumeli'de ya İstanbul'da. Ki İstanbul'dakileri zaten gördüm, şahit oldum. Ama Anadolu'da yok diyecek kadar az. Bir Konya'da, bir Nevşehir'de belki bilmiyorum. Hani 3-5 tane sayabileceğim var. Buradan şuraya getireceğim. Bu toplum Osmanlı döneminde eğitimle çok haşır neşir olmadı. Neden olmadı? Birincisi zaten Osmanlı Devleti Türklerin eğitimli olmasını istemiyordu. Çünkü Osmanlı hanedanda bir Türk hanedanı ya. O hanedana bir rakip çıkmasın diye. O yüzden de hatta Yeniçeriler ve Enderun Mektebi'ne alınanlar, yani yönetim kadrosuna alınanlar gayrimüslimlerden seçilirdi. Yani ne olurdu? Fethedilen topraklardan, Müslümanlaştırılan çocuklardan. Bunu duymuşsundur. Doğru mu? Şimdi orada bir güzel kaçmış bir şey var. Heh. Osmanlı demek hilafet demekti. Hı-hı. Şimdi hilafet ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 4 halifede Hazreti Ömer'den sancağın sonra. Sancağın taşıyıcısı demek. Bunu bilim nedir? Teknoloji nedir? Kur'an'dır. Tamam. Kur'an. Anayasa nedir? Kur'an'dır. Hı-hı. Allah'ın bütün kuralları, bütün bilgileri, bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, sen denizi komple mürekkep yap, kalemleri de ağaçtan yap. Allah'ın bilgisi, belgesi, varlığı, kişiliğini bitiremezsin. Tamam. Sonsuzdur. Şimdi Kur'an demek bilim demektir. Kaç kişi ilim. Kur'an? Mesela kaç kişi Kur'an'ı Türkçe manasıyla anlayıp biliyor? Ona geleceğim. Eğer Osmanlı neden dünyaya hükmetti? Adaletten dolayı. Hadis ve ayetten şaşmıyordu. Yani hadisi ve ayete Osmanlı mesela Süleyman Şah'dan tut. Zaten Süleyman Şah Diyarbakır'dan çıktı. Evet. Hazreti Süleyman'ın torunudur. Halid bin Velid'in soyunda Peygamberimizin soyundadır. Kur'an Allah-u Teala dedi ki ayet okuyayım daha mantıklı olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nezilu minel Kur'ani mahu ve şifa'un ve rahmetun lil mü'minine ve le yezidu zalimine illa hasarın. Sadakallahu azim. İsra suresi 81. ayet. Diyor ki ben size ayetleri indirirken bütün batıl yok oldu. Batıl olan ne varsa yok ettim. Size Kur'an'ı kimi için dinledim? Bütün insanlara. Ama insanlar içinde de bak mümin diyor. Yani Kur'an okuyana da
Ben size merhametimle, şefkatimle, evet, bereketimle, bütün varlığa, bilimle, teknolojiyle, hı, şifa olarak indirdim. Bugün Müslüman alemi neden bu kadar geri kalmış? Onu sana da şimdi bitirmem lazım. Yezi demek kafir yani. Hı hı. Yani Kur'an'ın anlatını. Evet. Hasaran hastalık. Eğer siz Müslümanlar, siz o Kur'an'ı inanmayıp da okumazsanız, bilimi, ilmi, araştırmayı, bilimi, teknoloji, atomu, hı hı, ondan bulam araştırmazsanız, siz de o Yezidler gibi olursunuz, zalimler gibi, hı, olursunuz. Onların hastalığı, her konu hastalık derken sadece yatağı, hı, değil. Her türlü hastalığı size bulaşır. Hı. Mesela örfleri, adetleri. Bugün İslam coğrafyasında insanlara deve sidi içmeyi şifa söylüyorlar. İnanıyor musun böyle bir şeye? Kesinlikle doğrudur. Doğru mudur? Peygamberimiz de deveyi çok tercih etmiş. Deve sidiği getirsem içer mi? Sidik mi? Sen süt mü dedin? Deve sidiği abi. Onu silsen. Ben sütü anladım. Yok başta abi. Yok abi. Sen onu kaydı geçme, tamam mı? Yok, ben süt anlıyorum. Deve sidiği içenler var. Ben içmedim. İçmedim. Eğer şöyle bir şey var. Hadi biz kendi kafamızdan bir şey yapalım. Evet. Gerçekten bu insan ölüyorsa, o sidik de onu iyileştiriyorsa, ona yol vardır. Ona lafım yok. Yok, lafım yok ama... O zaten hani ölmüş şey artık ne yapsın? Ölüyorsa çare yok. Tabii ben çaresi yok. Evet. Helaldan çaresi hiçbir şey yok. Sidik de çok haram bir şey değil devre sidiği. Sudandır sonra da vücudaki terdir. O insanın canı söz konusu ise... Öne, başka şey. Şifa diyor. Ama bak sen ayet ne diyor? Size diyor bütün her şey şifadır diyor. Siz diyor Kur'an'la Kur'an'ı kapatıp da asarsanız ya da hiç okumazsanız, Hristiyan'ın ağzına bakarsanız, gayrimüslim ağzına zaten sizi her türlü yolda saptırır. Evet. Sizi kendi gibi yetiştirir. Bir dakika. Çok enteresan bir şey. Evet. Şu anda o gayrimüslim dediklerin ne fırsatçılık yapıyor, ne haksızlık yapıyor. Yapıyor. Hem de sanki Kur'an'ı okumuşlar gibi bilimde, teknolojide öndeler. Zaten Kur'an'ı benden senden daha iyi biliyorlar. Vallahi. Kitap olarak ama onlar mesela nasıl sen liseden kimya, fen, biyoloji değil mi? Kitabı arıyordun, üniversite hazırlığı yapıyordun. Evet. Onlar da Kur'an'ı o şekilde görüyor, okuyorlar. Bütün bilimi ondan alıyorlar. Evet. Biz Kur'an, niye alamıyoruz? Kur'an, dünya... Mesela bizde Kur'an'ı okuyan... Fırsat vermediler. Ona geleceğim. Kur'an okumuş bir sürü hacı hoca var. Tamam. Hangisi bilim adamı olmuş? Kaç tane var? Neden söyle, olmadı biliyor musun? Neden abi? Kur'an, şimdi Osmanlı dünya hükmüdar yaptığından... Osmanlı'yı boş ver. Direkt Kur'an'dan bahsediyorum. Kur'an'ı, bugün Türkiye'deki o da Kur'an'la amel ettiği hacılar, hocalar ya da Osmanlı dönemindeki hacılar, tamam, hocalar, hafızlar. Neden Kur'an'ı okuyup şimdi, da bir bilimsel çalışma yapamıyor? Hafızlık olmak ayrıdır. Bir de Kur'an'ı okuyup da o Kur'an'ın... Hafız ne yapar? Hafız yani ezberle Kur'an'ı okur. Sadece Kur'an'ı ezberler. Ezberler. Bir şarkı gibi, şiir gibi ezberler. Yok şarkı haşa, onu demene. Yok, misalen söylüyorum. Yok. Kur'an demek Allah'ın, Kur'an Allah'ın konuşmasıdır. Evet. Yani Allah direktmen konuşması Kur'an'dan bildirmiş. Tamam, Allah'ın konuşmasını birebir ezberliyor yani. O şiir milleti de şey yapma, millet şimdi alay eder. Yok alay edeceği bir şey. Şunu merak ediyorum. Yani Allah'ın ilmidir diye. Kur'an'ı sadece ezberliyor. O kadar. Ama ne olduğunu bilmiyor. Yok, şu manası da biliyor ama şimdi bir Kur'an'ı okuyup da Kur'an ne diyor? Bunun diyor, şunu diyelim. Maddesi topraktır. Kur'an'a geçiyor bunun. Evet. Allah-u Teala diyor ben size gökten sizi yaratırken şunu da söyleyeyim daha mantıklı olur. Hem de en azından inananlar için de önemli. Evet. Kişiler için de örnek olur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul meşrikeyni ve rabbul mağribeyni. Febi eyyi alâ-i rabbikuma tükezzibani. Ne demek? Diyor. İki doğuş, iki batış yarattım. Hı hı. Doğuş nedir? Doğudan güneş doğuyor değil mi? Batıda batıyor. Gündüzler ve geceleri. Evet. Bir ilk doğuşu diyor, siz diyor, gündüzleri mesela hepimiz çalışıyoruz değil mi? Bak maşallah herkes çalışıyor ekmek parası için. Evet. Akşamda gidip çoluk çocuğunuza rızk götürüyorsunuz, para götürüyorsunuz. Gece de dinleniyorsunuz. İkinci doğuş, kıyamet yaklaştıkça batıdan güneş doğacak, doğudan batmayacak. Evet. O ne demek? O Kur'an iki doğuş bir batış yarattı. İki doğuş iki batış diyor. Yok bak, işte doğudan batıdan batmayacak dedi ya. Ya şimdi batmıyor. Şimdi öğleden sonra cuma namazından şimdi, sonra bitti hikaye. Şimdi şöyle doğuda batıyor ama doğuda batıda doğuyor ama batmıyor. Şimdi diyor ki demek ki iki doğuş bir batış yaratmış. Doğru mu? İki doğuş iki batış diyor. Hayır, onu, senin söylediğine göre bir batış var. Ya batış var da şimdi onu karıştırmayalım fazla şimdi. Yok. Şöyle bir şey varsa mesela senin söylediğine göre bir kere batacak. Ya şimdi batacak da bize göre batmıyor. Halbuki batıyor. Ya hani, aslında batış da yok. Dünyanın etrafı. Ya zaten dönüyor. Batmıyor. Dünya zaten onun etrafında dönüyor. Yani öyle diyelim. Zaten güneş batmıyor. Ortada bir batış yok. 24 saat gidersen güneşle her yerde. Aynen öyle. Vardır. Diyor ki size o zaman Kur'an'ın kelimeleri kalkıyor. Yani Kur'an'ın içindeki Allah'ın kelimeleri, hı hı, Allah çekiyor. Ya şunu çok konu çok dağılıyor. Yok, bunu da bitirmem lazım. Tamam, size diyor
bu kadar mal, mülk, dağ, taş, toprak, sinek, böcek, evet. Yani evlat verdim size, göklere yarattım, sütunsuz, kolonsuz, kirişsiz göklere yarattım diyor. Evet. Hiç bir kolon var mı? Bir binanın altında bir kolon sök, Allah muhafaza, tepe takılı gideriz değil mi? Benim gücüm budur diyor. Siz bunlardan faydalanacaksınız diyor. Faydalanın, geçimi sağlayın. E şimdi bunu ne yaptılar? Osmanlı yıkıldıktan sonra, Cumhuriyet'ten sonra, Atatürk öldükten sonra, benim kendisi fikrime göre, Kur'an'daki bütün ayetlerimizi, bütün bilgilerimizi, tekrarımızı hepsi yasakladılar. Niye ya? Elmalı Hamdi yazdı. Elmalı Hamdi'nin yazarın elinden ne geçecek ki? Tek başına adam ne yapabilir ki? Fırsat verin o. Beni bildin doğru. Yok, Atatürk'ün emriyle Elmalı Hamdi yazdı biliyorsun. Kur'an mealini yayınlattı. 10 sene daha yaşasaymış. Bir 10 sene daha yaşasaymış. Kur'an yasaklandı mı? Yasaklandı. Ne zaman? Benim şöyle dedem dedi camilere katırlar, eşekler bağladığını gözünle görmüş dedim. Çanakkale gazisidir. Evet. Hacıdır, beş okuyum namazlandı. Yani yanı konuşma da hakkı yok. Öyle bir şey de yapmaz. Mesela benim dedelerimden hiç böyle bir şey yok. Değil mi? Benim babam da namazdı. Bitlis'te 5 tane cami vardı. Bitlis'te 5 tane cami. Her camide de 3'er 3'er katır var bunu gözümle gördüm yani. Ben sana az önce ne dedim? İçine katır mı bağlamışlar? Katır bağlamış, at başlamışlar. Ondan sonra ben bak yanlış anlamayın. Benim dedemin bir mantosu vardı. Yanlışı yoksa Atatürk hediye etmiş ama çok keçeli bir, kaliteli bir dedi. Şeydi montu. Dedi ki ben çocuktum. Atatürk'e benzeyen eşyalar, mal ne varsa hepsi yasak. Ben bunu şahit oldum. Bak gözümle görüyorum. Öyle diyor. Niye yasak? Yapmadım. Atatürkçüsünüz yani. O zaman hükümetten, devletlerden bahsediyorum. Dedem ne yaptı? Naftalin renginden şeye çevirdi. Fıstık içi. Bir kilo boya getirdi Diyarbakır'da toz boyası. Leğene koyduk. Bizim için oynak haline oynayacaktı. Biz de çocuk olarak çıkıyorduk, çiğniyorduk rengi değilsin diye. Bu nedendi biliyor musun? Bu ne demek senin kültürünü, senin dinini, bilimini, varlığını hepsini yok etmek demek. Ben hiçbir şey anlamadım oradan. Yani naftalin dediğin bir şeyden anlamadım ben. Şeye geleceğim abi. Mantonun rengi naftalindi. Naftalin o renk yani Atatürk'ün giydikleri benzeyen bir eşya varmış, bir elbise varmış galiba. Bunu bir yasa geldi. Çok enteresan. Ben şahit oldum. Bak ben gerçekten söylüyorum. Çok ilginçmiş. Adamın bütün eşyalarını şu an Anıtkabir'de sergiliyorlar. Şimdi o başka, sergilemek başka. Bir halkı devlete ve Atatürk'e düşman etmek başka. Ben şahit oldum. Vallahi billahi tüm ediyorum. Bilmiyorumdur canım. Niye? Ya niye benzesin? Benzesin niye benzer? Yani Atatürk'e benzer bir şey giyersek kötü mü oluyor? Doğru mu? Şimdi fotoğrafı burada kötü mü? Bizim liderimizdir. Türkiye kurucu bir komutandı. Komutanın askeri kimdir? Benim deden, senin deden. Yani Müslüman Türk milletiydi. Peki abi şeye geleceğim. Bunu gördük. Şimdi bunu bitirmek. Senin en sevdiğin konu. Bu Lozan sence bitiyor mu? Lozan bitiyor. Nerede okudun mesela bunu? Lozan niye bitiyor biliyor musun? Lozan. Ben sana Lozan'ı getirdim. Tamam. Şimdi abi Lozan şu an önümdeki 97 sayfa. Yani tabii ki tamamına bakma şansımız yok. Şöyle göstermiş olayım temsilen sana. Şimdi sana şeyi göstereceğim. Cimer'i biliyorsun. Ne biliyorum. Cimer'den, bu arada şurada zaten meclisin logosu var. Belki gözün seçmez diye hemen onu da açacağım ben sana. Şöyle geri yapıp. Şimdi abi Cimer'i biliyorsun. Cimer'e soruyorlar. Diyorlar ki bu Lozan, bak şöyle hemen siteyi göstereyim sana. Site Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi. Giriyorsun. Lozan karşına çıkıyor. 97 sayfa. Yaklaşık 114 madde diye hatırlıyorum ama yalan olmasın hemen bir kontrol edeyim. Aynen. 24 Temmuz 1923'te tanzim edilmiştir diye de şey yapıyor. Şimdi diyor ki Lozan'da diyor gizli madde yok. Sen diyorsun ki var, doğru mu? Şimdi gizli madde yok dedi. Devlet zaten gizliliğini sana bana söylemez. Ona da söylememiştir. Ama sen biliyorsun. Şimdi ben gizli olarak demiyorum. Ben diyorum ki... Ya da bir kesim gizli madde olduğunu sanıyor. Kesinlikle. Lozan Lozan o zaman bizim yöneticilerimizi İngilizler kandırdı. Dedi ki ekme, biçme, yapma. Biz bugüne kadar ektik, biçtik, yaptık. Ama az yaptık yani tabii ki öl demedi. Zaten düşük kalırsak... Uyandırmadık mı yani? Bak, bizim ektik, biz diyor ne öl ne de güçlen. Ölürsen bana saldırırsın, güçlenirsen zaten ben seninle başladım. Çok basit bir şey söyleyeceğim sana. Hani ekme, dikme, maden de arama diyorlarmış ya. Yani. Dediler evet. Bak, Vatan Gazetesi. Sizinkilerin gazetesi abi. Lozan Anlaşması... Yok, bizim değil abi. Bunlar şeycidir. Yandaştır. Maden maddesi nedir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi açıkladı diyor. Aynısını yazmışlardı zaten. Madde olup olmadığı yönde bir vatandaşın sorusuna yanıt verdi diye devam ediyor. Bak, Bahtiyar Süha Keskin'e Cimer demiş ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cimer 20 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğunuz
nokta nokta sayılı başvurunuz üzerine hukuk müşavirliği tarafından cevaplanmıştır diyor. Sayın Bahtiyar Süha, sayılı başvurunuz incelenmiştir. Lozan Barış Anlaşması'nda gizli maddeler bulunmamakta olup maden çıkarmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Bunu Cumhurbaşkanlığı açıklıyor. Devam ediyorum. Lozan Barış Anlaşması metnine bakanlığımızın internet sitesinde bulunan kaynaklar kurucu anlaşmalar linkinden ulaşılabildiği hususunda bilgilerimizi saygılarımla rica ederim demiş. Tamam da bunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi cevaplıyor. Bunun şimdiye kadar vardı var, değil mi? Madem biliyorlardı gizlilik vardır. Gizlilik yok. Yani diyor gizlilik yok diyorlar ya. Şimdiye kadar neden aramadılar o zaman? Neden aramadılar? Mesela ne aramadılar? Yani ne çıkartamıyoruz? Bak petrol çıkartabiliyoruz. Çıkarttık. Çıkartıyoruz. Kömür çıkarttık. Gaz çıkarttık. Evet. Zaten petrol çıktığı zaman ben mesela Diyarbakır'da köyde yaşadığım için bizim tarla petrol sahası olduğu için işte bir gün nasip olursa giderim seni oraya gezdirelim. İsterim çekerim, tabii ki isterim. Petrolü yer altında pompa çıkartıyor. Borularla rafineler var. Evet. Hatta BOTAŞ, PKK terör örgütü saldırdı, kaç yeri de yaktı, hepsi eridi gitti. Evet. Yani onu da gördük, şahit olduk. Çünkü vatan hainleri, memlekete hayır istemeyen insanlar çok. Aynen öyle. Evet. Bu geliyor o rafinelerden birikiyor. Rafineler oradan analiz ediyor. Suyu akıtıyor oradan. Suyu alıyor. O ham petrol içinde çok maddeler var. Doğrudur. Çok maddeler var. Doğrudur. Ham petrol olarak borularla onu nereye? İskenderun, Mersin. İskenderun çevresinde. Ondan sonra analiz ediyor. Ayıştırıyor. Ayıştırıyor. Edirne'ye gidiyor. Alo ağa İzmir'de. Şeyde de BOTAŞ var Batman'da. İşte her yerde analiz ediyor, çıkartıyor. Şimdi biz neden çıkartıyoruz ve çıkartmıyoruz meselesine gelince. Aynen. Sana diyor ki 100 tane kuyudan 5 tanesini çıkartabiliyorsunuz. Tamam. Niye kullanabiliyor musunuz? O da Türk TPAO, Türkiye ne demek? Türkiye Petrol Anonim Şirketi ortağıdır. O şahıs iş adamıdır. Yok abi, devletin o. Şimdi devletindir de. TPAO devletin. TPAO devletin. AO Anonim Şirketler dediği zaman tamam. Yabancı şirkete ve yerli şirketlere de katılıyor. Yok be abi. Ya şimdi senin baba, devletin bir şirketi tamam, bu. Tamam, şirketidir de. Şu an. resmi olarak devletin şirketidir. Tabii A'dan Z'ye devletin. Şöyle devlet bir şey de satmadığı sürece. Gördüklerimi söylüyorum. Mesela Tüpraş'ı Koç'a satmıştı şimdi, zamanında. Şimdiki öyle. O zaman öyle değildi ben basılı 40 sene önce. Abi devletin kendi malıydı. Şimdi zaten tarla zaten devletin. Hayır. Şirket de devletin. Şirketin devleti nasıl devletin? Şirket de yanında yandaş arıyordu. Kimi arıyordu? Peki abi, diyelim ki öyle. İş adamı arıyordu. Sonuç itibariyle biz bunu çıkartabiliyor muyuz? İş adamı arıyordu. Bak, iş bir dakika, adamı... çıkartabiliyor muyuz? Çıkartıyoruz. Neyi çıkartamıyoruz mesela? Biz neyi çıkartamıyoruz? Bizim malımızdan, yani kendi kuyumuzdan istediğimizi petrolü, gazı alıp da depolamıyoruz. Niye? Yapma diyor. Çünkü sana bir... Yapıyoruz işte. Şimdi o bak, zaman Lozan bitmedi değil mi hala? Şu an şimdi, Lozan'ın içindeyiz. Şöyle bir şey var. Şimdi eski hükümetlerle şimdi hükümetler değişiktir. Hayır. Şimdi bu yönetimle ilgili. Mesela Ecevit'e diyordu yapma. Evet. Bunu yap. Dinliyordu. Dinliyor onları mi? Dinliyordu. Hemen böleceğim. Hemen böleceğim. Demir 74 yılı az önce lafımız kaynadı. Ecevit'e diyordu yani yapma diyordu. Ecevit de yapmıyordu. Evet. Uyuyor. Ecevit'e afyon ekme diyen Amerika'ya inatla afyon ekti mi? Eksen ne olur? Afyon başkadır. Yer altı. Yapma diyordu, yapmıyordu. Laftı o. Tamam. Ekti o inatını yaptı. Ya yaptı. Demek ki yapabiliyor. Ben Kıbrıs'ı da dedi alırım. Aldı dedi, mı? Haşhaş ekerim dedi. Aldı mı? Aldı. Demek ki yap dediğini yapıp şimdi, yapma dediğini yapmıyor. Şimdi, öyle bir şey yok. Değil. Doğru mu? Bir dakika. Bunlar maliyettir ama. Bunlar savaş sebebidir ya. Adam diyor ki senin ektiğin haşhaş diyor benim ülkeme uyuşturucu olarak geliyor diyor. Bunu diyor ekme diyor. Ecevit de diyor ki kardeşim diyor bizim ektiğimiz haşhaş senin gencinin bir haftalık uyuşturucusuna yetmez diyor. Ekmeye devam ediyor. Doğru mu? Doğrudur. Demek ki ekme dedi ekmedi, ek dedi ekti diye bir şey yok. Evet. Petrol arama dedi aramadı, çıkartma dedi çıkartma dedi diye bir şey de yok. Yok bana göre var ama o sana göre yok. Ama diyor. Nasıl var bana göre bak, sana göre? Bana bak, bunu anlat. Can, bütün bunu anlatmak için hani görmeniz gerekiyordu. Göster işte. Bilmeniz lazımdı. Biz orada yaşadığımız için bir de mühendislerle, bilim adamlarla yani kendi köyümüzde Batmalı, Sirtli, Diyarbakırlıydı. Evet. O zamanki bilir kişiler orada. Evet. Hep onların elindeydi. Yani Batı'da çok az insanlar vardı oraya gelmeleri. Hep Doğu. Sirt, bak Sirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Elazığ, Malatya kadar bilim adamlardı başındaki son durum mühendisler. Şimdi sana niye bunu yapmadı biliyor musun? Eğer İsmet İnönü 3 tane devlete daha savasaydı Çanakkale'dan sonra bulunuz diye bir şey olmayacaktı. Hangileriyle? O devletleri bilmiyorum. Ama niye?
savaşacaktı. Hangileri lan? Yine Fransız, İngiliz. Onları yendik. Onları da ikisini yendik. Çanakkale'de yendik. Yedi düğüyle savaştık. Tamam. Doğru mu? Doğru. Savaştık. Bir daha çıktı mı? Hani ününün zamanında bir daha bize münakaşa ettiler ya, Afyon'a kadar geldiler. Öyle bir şey yok ya. Ya Afyon'a kadar geldi. Kimdi? Alman tankları Rusya'ya giderken hep karda kaldı ya. O zaman onun için benzin çıkarttılar ya adamlar, mazot. O ne abi? Ya abi işte bilmiyorsunuz. Ya sen bana sana öğret işte. Ha, şimdi o zaman İnönü zamanında hangi savaşa girdik biz? Ya önünü zaten girmedi. Ha. İstemedi. Girseydi. İkinci Dünya Savaşı'nı diyorsun sen. Bak girseydi, evet. Lozan diye bir şey olmayacaktı. Niye olmayacaktı biliyor musun? Evet. Adalar bizimdi. Bir dakika. Kardak. Konu değişmesin. İkinci Dünya Savaşı 1940-44 arasında oldu. Tamam. Lozan 1923'te imzalanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Az önce okudum, kafam karışmış olmasın. 23'ten 44-40'a. Arada 17 yıl var abi. 17 zaten yıl var arada. Ne yaptın 17 sen? Alması başka. Lozan 17 yıldır devrede yani. Şimdi sen diyorsun ki bir savaşa daha girse öyle olacak. Şimdi diğer bir konu. Biz Ege adalarını Lozan'la vermedik ki. Ege adaları biz Lozan'la vermedik. Ha. Biz artık Ege adalarını Osmanlı İtalyanlara verdik. Ya Osmanlı İtalyan biz alabiliyormuşuz yani. O zaman biz Yunanlarla bütün yedi düğüyle savaşınca bize Kerkük Müslü de bizimdi. Hı hı. O zaman onu da alabiliyordu, evet. Ama Atatürk'ten sonra bunlar, evet, oldu. Önünü ne dedi? Berzani ne dedi biliyor musun? Şeyi toparlayalım abi. O dedileri boş ver de. Evet. Peki sence bugün ülkede Erdoğan iyi yönetiyor mu ülkeyi? İyi yönetiyor. Neye yani bakarak bunu ondan başka kimse şu anda Türkiye'nin yükü kaldıramaz. Neye bakarak iyi yönetiyor, sonra neden başkası olmaza geleceğim. Niye iyi yönetiyor? Neyi iyi mesela? Şimdi bu adam milliyetçidir. Tamam yani ben de milliyetçiyim. Sen de herkes. Tamam. Yani bu solcu olan da milliyetçidir. He tamam. Bana göre zoruna düştü mü canını feda eder. Evet. Bu adam inançlıdır. Şimdi bir milliyetçidir dedin. Erdoğan, halkını seviyor. Bir dakika, Erdoğan ben bütün milliyetçilikleri ayaklar altına alıyorum dedi mi? Ya, siyasette söylemişse de söylemiştir. Ama yani, abi yani işin içinde sakız mı bu? Bir gün çiğnedi bir gün çiğnemedi. Şimdi siyaset, sana ne diyorum? Bak siyaset bahanesi öyle mi olmaz? Mi öyle demiş tabii mi? Tabii canım ben bütün milliyetçilikleri ayaklar altına alıyorum ben dedi. Ben onu görmedim, duymadım. Ama yani böyle de yok, olmaz. Ben seni söylüyorum. Ya sen Erdoğancısın. En çok senin bilmen lazım. Yok ben bunu duymadım. Yani milliyetçiliği niye mi? Hatta dur ya ben oy veren insanlardı milliyetçiler. Değil mi? Millet kültürü. Evet. İlla ki ben namaz kılıyorum, sen namaz kılıyorsun, hacısın, hocasın diye oy ver diye bir şey yok. İçindeyiz. Nedir bu süreç? Bu süreç bir çözüm süreci. Çözüm süreci. Bu süreçte biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Şimdi bunu analiz etmemişsiniz. Diyor ki hangi dilde, hangi renkte, hangi memlekte olursa olsun kendince devletin dışında yani devletin himayesinde olmayarak kanunsuzca yaparsa diyor ben çiğnerim. Bunu ben de katılıyorum. Madem kanunsuzluğa... Bak şimdi doğru söylediniz. Bak madem kanunsuzluğa karşı böyle bir şey söylüyor. Aynı süreçte valilere PKK'nın şehir içinde hendek kazmalarına ben karışmayın emrini ben verdim dediğini hatırlıyor musun? Onu da hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onu da izleyeceğiz. Fakat çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardır. Duydun mu? Yani belki kendilerine çeki düzen verirler. Belki bu şekilde devam etmezler. Tam aksine bu süreç içerisinde ne yazık ki bir hazırlık safhasının içerisine girdiler. Bir kanalıdır. Ha buralara bak, hendek kelimesi ağzından çıkmadı. Bu kanallar bunun için. Çözüm sürecini bak ne diyor. Evet tamam. Bak diyor ki valiler ben diyor mesela Tayyip Erdoğan şöyle bir iyi niyetli bir insandır. Diyor ki ben görev verdim bakanlarıma, evet, valilerime, emniyet müdürüme, polislere, evet, istihbarata, yoldaki belediye işçisine dahi ben ona güveniyorum ki görev vermişim. Teröriste güveniyorum dedi. Çeki düzen verir kendine. Şimdi şey valiler bunu söylemiş. Yani kendisi söylememiş. Tayyip Erdoğan hiç bizim o terör örgütüne güvenmemiş, güvenmeyecek. Niye o görüştü o zaman? Diyor ki, bak iyi bana şunu söyle, niye görüştü? Madem güvenmedi, niye görüştü? Bak, niye şimdi, barış sürecine girdi? Şimdi şöyle bir şey var. Barış süreci demek şimdi bak, barışmak iyi bir şey değil miydi? Bir dakika. İyi bir şey değil miydi? Sen devlet terörle barışır mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Karşında bir bilmeden bir çete var. Bir tamam. Dinsiz bir ırk var. Temsilcileri mecliste ya. Şimdi temsilcilerin mecliste olması başka. Onlar orada mecliste. Şöyle bir şey daha söyleyeyim sana. Firavun, bak Firavun falan yok, ama basit bir şey istiyorum sen. Zalimlikten bahsediyor. Teröristle niye görüştü? Teröristle niye görüştü biliyor musun? Oslo'da niye görüştü? İmralı'da niye görüştü? HDP'lileri daha niye gönderdi? Bir saniye. Madem bunlar oldu ve bir sürece başladılar.
Adamlar şehirlerde hendek kazarken ki senin memleketinde ya, bu yaşandı. Tabii, Diyarbakır'da kazılmışsın. Şehirlerde Sur'da hendekler kazılırken niye göz yumdu? Şimdi bak, devletin olduğu bir yerde hendek kazılabilir mi ya? Kazılamaz. Bitti. Niye kazdılar? Niye izin verdiler? Bu bana bunun açıklamasını yap. Şimdi iyi, güzel bir konuya değindim. Şimdi o zamanki ordu, 15 Temmuz'dan önce bahsediyorum. Ordu aslında peygamber ocağıdır. Müslüman Türk ordusunun sancağı Cebrail Emin'in eline geçmiş. O ne demek? Ne demek biliyor musun? Uhud Savaşı'nda, yanlışım yoksa Yahud ya... Abi Uhud'u muhud'u kurban olayım. Ama sen yapma. Güzel şeyleri inkar ediyorsun. Ya bana bizim bugünümüzü anlat. Bana Uhud'dan bahsetme. Fazla az bir şey. Çok basit. O ordu... Ya sen şey mi diyorsun? Bizim 15 Temmuz'dan önceki ordu... Ondan kazanıyor. Aslında işte içeriz. Şey miydi? Bırakmıyorsun ki ben sana işin üzünü söyleyeyim. İyi de abi. O sancak FETÖ düşmesi... FETÖ ordusu muydu diyorsun? Sancak düşünce düşmedi. Allah-u Teala Cebrail Emin'i hemen gönderdi, emretti, tuttu. Anladım da abi. Sancak, ben bitirmem lazım ki sen... İşte bak, gençlerse de bir şey söyleyeyim buraya. Hadi söyle, hadi. Şimdi ne demek biliyor musun? O sancak yere düşmedi. Evet. O sancak Hazreti Ali gelince kadar radıyallahu anh eline verdi. Evet. O sancak o gündür bugündür bizim ordumuzun elinde. Tamam. Ama o sancağın etrafından ne kadar hain, ne kadar Amerikacı, İsrailci, ordunun %50'si Amerikalıydı. %25'i İsrail'di, %25'i bizdiz. Yani milliyetçi milletti. 5'i de muhafazakardı. O da bir şey demiyordu. Bunu içimize soktular. Dedi sen Kürtsün, sen Türksün, Alevisin, Lasın, Dadasın. Halbuki öyle bir şey yok. Dinimizde öyle bir şey yok. Dinimizde Alevilik, Sünnilik, Türklük, Kürtlük lazım. Tek şey var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim mi? Sen nereli olsa olsun, rengin, şeklin, şemalın, memleketin. Canım abi. Benim başım üstünde yerim var. Çok basit bir şey soruyorum sana. Orduya gelince. Madem ordu 15 Temmuz'dan önce böyleydi. Böyleydi. Ergenekon'da 2007-2008 Ergenekon operasyonlarını niye yaptılar da orduyu çöktüler? Zaten o bir felaketti. O Ergenekon bir felaketti. Erdoğan bu işin savcısıydı. Erdoğan'ın gücü yetmiyordu. Nasıl abi Erdoğan kendisi bu işi savcısıyım dedi. Yapma. Mehmet Bey. Olur mu böyle bir şey şimdi ya? Şimdi devlet hepimizin... Yani Cem Küçük'le konuşuyor gibiyim ya. Devlet... Bire bir. Devlet her birimizin başına bir polis dikemez. Mümkün değil. Abicim böyle sen bir şey yok zaten. Sen de kendini çapında bir polisin. Ben de o da. Evet. Memleketin... Konuyu değiştirme. 15 Temmuz'u yapan teröristlere... Bu devletin içine 2008 yaş kararlarıyla... Yerleştirdiler mi? 2004-2007 yaş kararlarıyla yerleştirdiler yaş mi? Yaş kararları derken? Yüksek Askeri Şura. Tamam o senin dediğin Yüksek Askeri Şura kime çalışıyordu? Cumhurbaşkanı'nın himayesindeydi, çalışmıyordu. Abi yapma kurban. Doğru konuştuğun için sen inkar ediyorsun. Neyden bahsettiğimi dahi bilmiyorsun. Yüksek Askeri Şura nedir abi? Yüksek Askeri Şura devletin himayesinde bütün ordunun komutanları, devletin gizli istihbaratı Cumhurbaşkanı himayesinde toplayıp ve alışverişinde yani memleket meselesinden dile getirmesi. Doğru mu? Kısmen. Atamalar yapılıyor da hadi memleket işte, meselesi olsun. Duyunca atama demektir ya biz. şimdi vali hepimiz valiyiz burada oturuyoruz. Atama yapmasa biz niye valiyiz? Olaylara bir şekilde bakamazsın. Peki abi niye öyle teröristler atandı? Terörist kimdir biliyor musun? Kimdir bak, abi? Ben şimdi hadise geçtiğim zaman hani ya rahatsız da olma lafı da kesme. Ben sana şunu söylüyorum. Ya çok yani hadise girdim çok uzuyor konu. Ben sana geçinebiliyor muyuz diyorum. Sen radıyallahu anh'tan bahsediyorsun. Şimdi Tayyip kimdir? Kimdir abi? Tayyip niye geldi? Niye getirdik? Ve ben 20 senedir Tayyip'e niye oy veriyorum? Evet niye oy veriyorsun hakikaten? Kendine bir soruyor musun? Niye oy veriyorsun? Tayyip Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisidir. Bununla mevcut kesme iyice dinle. Diyor ki ahire zamanda, bugün ahire zamandır. Nereden biliyorsun? Bunlar hadis söylüyor. Ya ben medresede yetiştim ya, imamların, hocalarım vardı. Ahire zamanda olduğumuzu nereden biliyorsun? O Kur'an da söylüyor. Şu anda belli zaten. Dünyanın halinden, şekli şemalinden belli. Onu fazla girme. Dünyanın kafa, yaşı kaç haberi motor, var mı? Bayağı vardır. Kaç? Milyarlarca. Kimi 4 milyar diyor, kimi de 20 milyar diyor. 6,5 milyar. Yok, daha fazladır. Hazreti Adem'in 40 bin sene sürt üstü ceza yediğini bunu kim biliyor? Sürt üstü 40 bin sene. Bir sen biliyor. Ya Kur'an söylüyor ki ben biliyorum. Nerede ben yazıyor? Yok bunu din adamı çok biliyor. Tamam, peki. Şimdi diyor ki ahir zaman. Ahir zaman diyor ne demek biliyor musun? Osmanlı dağılacak. Bunu söylüyor. Osmanlı dağıldığı zaman Türkiye bir devleti. Yani Türkiye bir devlet. Bu senin yorumun ama. Benim yorumum değil. Ben Kur'an'da yazmıyor bu. Kur'an'da değil, Peygamberimizin hadisinde yazıyor. Osmanlı dağılacak mı diyor? Osmanlı dağılacak. Hilafet yani, hilafet diyor. Hilafet diyor, benim yani soyumu, benim ümmetimin güzergahı yöneten dağılacak. Evet. Erdoğan ki, neden Erdoğan? Onu merak şimdi ediyor. Şimdi merak, ne güzel bak, sabırla dinle, güzel güzel konuşuyoruz. Diyor ki, o devletin başına dünyada yeri yürüdü, soyu sopu, tapusu belgesi, akıbeti,
olmayan bir ırk çıkacak diyor. Kim onlar? Terör örgütüdür. Bunu da yayama. Evet. Diyor ki dünya çapında, bak sadece Türkiye'de değil. Hı-hı. Yani şimdi Diyarbakır anneleri görüyorsun değil mi? Hı-hı. Ağlıyor çocuğum gitti, vay bilmem evet. Verin 14 yaşında çocuğum ne anlar siyasette, terörde. Adam ölürlerdik de ya o çocuğun elinde kalem olması, defter olması lazım değil doğru. Mi? Yatağında uyuması ne işi var dağda? Doğru. Ne demek nedir? Bu demek ihanettir. Hı-hı. Şimdi diyor ki o devletin başına diyor 70 bin kadar diyor insan ölecek. Hı-hı. O insanlar diyor çıkacak. Bunlar hep hadis mi? Bu hadistir. Hangi hadis bu? Ben sana anlatırım. Yo işte anlat. Şunu ya bitirmeden sen anlayamazsın. Diyor ki 70 bin insanın kanı akacak ve o insanlar iyi yapacağız diyor, tam tersine kötü yapacak. Yani zulüm ya, şu anda terör yaptı, zulüm. Hı-hı. Geliyor hemşireyi öldürüyor, doktoru öldürüyor, emiri, polisi, memuru, evet. Çocuğu, camiyi, hocayı, her şeyi yakıyor. Diyor ki o devletin başına diyor bir tane sultan gelecek. Yani hani yanlış anlamayın, Tayyip Erdoğan geçiyor. Hı-hı. Veya başbakan demez. Yani, bir sultan gelecek diyor. O sultan diyor onlara fırsat vermeyecek. Çok merak ediyorum. Merak ediyorum. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi için o, şey denir ya. O da peygamberimiz. Ne deniyordu ona? Ne güzel komutandır. Ha, onu bir de ona bir şey derler. Yani, İstanbul fetheder. Bir adı vardı unuttum. Şimdi Erdoğan için de aynı şeyi mi söylüyor? Hayır ya şimdi. Hani, Erdoğan yani o övülmüş kişi bak, mi? Bak şimdi hani şimdi bunu... Anlatalım ki yanlış anlaşılmasın. Erdoğan'ın veya Tayyip'in ismi geçmiyor. Hı. Diyor ki o devletin başına tamam, bir sultan gelecek. Fatih Sultan Mehmet için aynı şeyi söylüyor. O sultan kimdir diyor. Hangi hadis abi bu? Ya peygamberimizin hadisi, bir sürü hadisi var abi. Tamam, ben işte bana... Ben sana Diyarbakır'ı bitireceğim. Sana orada göstereceğim. Ben hadis benim yanımda değil. Hadisler Diyarbakır'da mı? Aa, şimdi ben orada okudum, orada biliyorum. Hangi benim, kaynaktan? Benim din adam, benim hocam medrese imamıydı. Bunu niye yalan söylesin? Hutbeye çıktı. Estağfurullah canım. Hutbeye çıktı. Seyda'dır. İcazet Ali, şimdi rahmetlik olmuş. Adı da Ali'ydi. Evet. Aynı şekilde biz orada ders görüyoruz, biz orada Kur'an okuyoruz, bize anlatıyor. Ben niye yalan söyleyeyim, ben o zaman 14 yaşındaydım, bak evet. Hiç unutmam. Diyor ki o devletin başına bir sultan gelecek diyor, onlara fırsat vermeyecek. Yani ben diyor iyi yapacağım, bak şu anda terör örgütü ne dedi biliyor musun çıktığında? Ya işte Kürdistan'ı kuracağız, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya Kürdistan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizimdir. Şimdi sen Kürdistan'ı kime kuracaksın? Hem Amerika ve İsrail'e yapıyorsun. Aynen. Yani onların öncülük, hazırlık yapıyorsun. Niye Erdoğan abi? Erdoğan niye? Erdoğan bir yani bir okumuş bir insandır. Lise bak, mezunu abi. Ya lise mezunu önemli değil. Adam en az ilmi var, bak hadis öyle diyor. Diyor ilmi abi, olan bir insandır. Hadis öyle ya, diyor da uyuşmuyor. Bak bak, bir insan Kur'an okuyorsa, bir insan ayet okuyorsa o adam cahil değildir. O adam bilgilidir. Evet. Bir de 20 seneden beri... İmam oldu okuyor ya oysa? Zannetmiyorum. Niye? Hiç zannetmiyorum, kusura bakma. Olur mu canım? Kimin kimden üstün olduğunu yalnız Allah bilir demiyor muydu? İntikatına, inancına, imamına bir şey demiyorum. Aha. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tayyip'ten başka kimse... Ben İmamoğlu olduğu için demiyorum bu arada. İmamoğlu diyor, ben oy vermem ama saygı sevgim var bir insan. O da benim bir vatandaşım da abi, benim memleket yöneten bir insan da, ben lafım yok kimseye. Yani kim yönetirse... Erdoğan kötü yönetiyor abi. Erdoğan bak diyor ki o kişi, o sultan fırsat vermeyecek. Abi ona. Sultanım, Mustafa kurban olayım ama, gerçekten. Ya, çok ama bunları anlayacaksınız, anlatacaksınız aynı halkınıza. Aynı şeyi söylediğin için söylüyorum. Halkını anlatacaksın. Şunu merak ediyorum. Yok zaten izleyecekler. Şunu merak ediyorum abi. Bugün Erdoğan bu ülkeyi iyi yönetebiliyor mu? Yönetiyor. Bana göre. Yani bak ben bir inançlı bir insanım. Ya sen asgari ücrete çalışıyorsun. Ben asgari ben de inançlı bir insanım ama sana da inanmak istiyorum. Bu nasıl iyi yönetiyor? Benim için halkı refah için olmayan bir insan nasıl iyi yönetiyor? Ben midemi düşünmem. Niye abi? Eğer ben dünyaya gelmişsem, Allah beni yaratmışsa o boğazı rızkını verir. Yürüyen, gece zıvri karanlıkta yürüyen karıncanın rızkını veren Allah'tır. Abi ben çok kazanayım, memleketi yakayım diye bir şey yok. 2,5 aylık Kübra bebeğin rızkını niye vermedi o zaman? Kim vermedi? Yani annesi aç olduğu için sütü gelmedi ve çocuk açlıktan öldü. O da Allah'tandır. O da Allah'tandır. Ama yani hani rızkını veriyordu. Rızkı veriyordu ya, herkes eşit mi? Herkes eşit değil ki. Sana abi, ben bir... Bu anlatayım kadar... mı? Hazreti Musa'nın döneminde bir Allah şey. Aşkına bırak bu Musa'yı. Yok, bu ya çok önemli. Ben... Sen rızk dedin ya. Ya tamam da ben Musa'da şeyi İsa'da değil. Allah Teala insan nasıl yargıladığını ben sana anlatayım. Ya boş ver. Ben sana iki laftır. Ya boş ver. Ülkede. Ülke önemli. Ülkede sıkıntı varken nasıl iyi dersin? Ülke sıkıntı vardır. Bak pahalılık vardır, fırsatçılar vardır. Niye Avrupa'da yok? Porsu, Avrupa'da nerede biliyorsun yoktu? Ya yok işte. Ya, ben biliyorum. Avrupa'da Allah Allah. Şu anda bana göre Türkiye Cumhuriyeti bana Devleti. Bana göre geç. Bana Avrupa'da ben yok. Gördüğümü söylüyorum. Hı-hı. Geçmişine dayanarak, bakarak ve yaptıkları yönetimin sağcılık, solcılık, yok turbandır, özet. Yok Kur'an'dır, yok namaz. Hep bununla uğraştılar. Ya o bir çivi çak, çivi çak. Bir masa yap. Bu masa bak ne güzel yapılmış. Evet. Bu ki sanatkar yapmış. Mimar çizmiş. Abi bunu. Bir şey diyeceğim. Yapmadılar. Fırsat vermediler. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bu ülkede bir sürü fabrika yapıldı ki Erdoğan geldiği zaman bunları çatır çatır sattı. Kime satmış?
Kime sattı? Gavur'u sattı. Bugün Kemal Kükrer markası kime biliyor musun? Bilmiyorum. İsrail'de. Şimdi memlekette dedim o fabrika. Tabii fabrika yani, orada da patronu onlar. Ha, patron sana diyor ki bana %50 ya da %20 ya da 10 boşver veriyorsun. Abi. Bırak İyi abi üretmesen diye. Elinden alırım diyor, bunu alabiliyor. Kim? Devlet. Nereye sana alıyor abi? Şey. Alır mı öyle şey mi olur? Memleketinde ya olur. Ya kurban oldum, öyle bir şey olur mu? Devam edeceğim, dur. Madem yapmadılar, bu nasıl sattı bir. 2000 yılına kadar devletin kendi söylemiyle Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkeydi. Bugün Rusya'dan buğday gelsin diye ağzımız açık bekliyoruz. Bizim için değil. Hayır. Mesela ayçiçek yağı. Orta Asya için. Abi, bize de Avrupa'ya da ayçiçek yağı aynı şekilde, doğru mu? Madem bu kadar iyi yönetiyor, biz niye bu kadar fakirlik çekiyoruz? Türk lirası dolar karşısında niye bu kadar değersizleşti? Eskide dolar var mıydı? Vardı. 30 sene, 40 sene önce. Vardı. Bizde yok. Yoktu. Kapalı bizde sistemlik. Ha. Dolarla amele etmeyen bir millet gayet rahattır. Abi onun bir dakika. Dolarla nasıl iş yapmayacaksın? Bana söyler misin? Şimdi cebinde telefon var değil mi? Bu telefon nereden geliyor? Bu tabii Çin'den geliyor. Çin'den geliyor. Japonya'da. Amerika'da. Ödemeyi nasıl yapacaksın buna? Türk lirasıyla mı? Kabul etmiyor. Türk lirası hesaplıyor. Dolar bazından para veriyor. Doğru mu? Evet. Dolar olarak. Yani senin ülkende dolar çalışmasa, dolar girip çıkmasa bu telefonu alamazsın. Alamam, doğru mu? Doğru. Ben yapmadığımı alamam. Bak bitti. Ben de diyorum ki biz bu telefonu almayalım. Aha. Doları da vermeyelim. Abi, kendimiz yapalım. Ya yapamıyorsun ki. Çipi var ya, çipi. Tamam. Amerika'dan, Çin'den geliyor. Peki o Amerika'da insan da değil mi yapan kişi? Evet. Bilim, teknoloji evet. okuyarak değil mi? Hı-hı. Ben de sen de okusak. Evet. Bütün mühendisler, gençlerimizi, mimarlarımızı. Niye yapmıyor abi? Ya fırsat vermediler kardeşim. Kim vermedi abi? 20 senedir her şeyi fırsat vermediler. Üniversite. Ama bak, bu fırsat vermediler çok kolaycılık niye değil mi? Rektörler çok vardı. Çok sen hatırlıyor musun? Sen rektörleri. Nasıl? İstanbul Üniversitesi'nde rektörler vardı. Kemal Kalemdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Verir misin onları? Şuradan çocuklar versin. Neydi onun ismi ya? Kemal. İsimleri boş ver abi. Şimdi. Bunlar sana çok basit çaldılar. Bir şey söylüyorum. Söyle. Fırsat vermiyorlar. Çok büyük bir kolaycılık. Ya ben doğrusunu söylüyorum. İyi de abi, şu anda bu ülkede roketler, İHA'lar, SİHA'lar üretiliyor mu? Niye üretti? Fırsat vermiyorlar deyip kenara çekilseydi olur muydu? Şimdi devlet fırsat basit veriyor. Devlet diğerlerine de fırsat eskiden versin. Eskiden vermiyordu. Abicim şu an niye vermiyor? Bu ülkede tarım niye gelişmiyor? Bak sen abi. IMF'yi hatırlıyor musun? IMF'yi hatırlıyorum ben. Hatırlıyorsun değil mi Kemal evet. Devreş? Sana Devreş bak çok güzel bir Almanya kataloğu getirdim Almanya abi. Almanya kataloğu. Hemen şöyle bakalım. Turşu yer misin abi? Yok, ben çok sevmem. Turşu sevmiyor musun? Sevmem. Ayşe abla, 1 kilo elma kaç para? 15 lira. Bak burada 1,5 kilo elma 2 lira. 2 euro. 2 euro. 2 euro kaç para yapıyor? 2 euro 18'den hesaplasak, hadi 20'den hesaplasak 36 lira falan yapıyor. Peki bu 35 adam lira 35 lira de. Hemen hesaplamaya devam edelim. Bu adamlar ortalama 2000 euro para kazanıyor mu? 2000 euro maaş alıyorlar. Çarp 20 ile. Abi adamlar 40 bin lira maaş alıyor. 40 bin lira alsan aylık, sana 36 liraya elma satsalar 1,5 kilo elma. Ucuz mudur, pahalı mıdır? Ucuzdur. Bedavadır. Bedavadır. Bitti. Devam ediyorum. Bal abi. Gel bak. Kaç paradır burada? Ne zamandır bal yemiyorsun? Ben alıyordum. Yarım kilo alıyordum mesela. Bak 1 kilo bal. Kaç para abi ya, yarım kilo? Abim 500 bal var. 100 var. 70 lira da var yani. 5 lira. 1 kilo bal. O da 100 Türk lirası. Euro bazında diyelim. Ama 40 bin lira kazanıyorsun, öyle düşün. Şimdi 40 bin lira kazanıyor da, onun kazancını hesaplıyoruz da, adamın kirasını, geliri, giderini i̇şte hepsini hesaplıyoruz. Biz sadece bak, elma ile almaya geçiniyoruz. Hepsini hesaplıyoruz. Bak, tavuk kanat, tavuk but, 4,5 euro, 1 kilosu. Bizde kaç? Abla da kaçtı. Kaç paradır tavuk but? 40 lira vardır anladığım kadarıyla. Yani 4,5 euro. 25 liraydı zamlarla beraber, sağ olsun. 4,5 euro abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün bir markete gittim. Evet. Kefir arıyordum, söyleme sahipti. Küçük. Sindirim problemin mi var? Yok, öylesini seviyorum. Kefiri seviyorum. Katı, soğuk içiyordum. Katı çok yeme katı. Evet. Makarna ondan çok sonra, yeme şey yapma. Diyelim 6 tane o rafta var, biliyor musun? Ben 4 gün üstte gittim, bir tane kaldı. Evet. İkinci günü almadım, üçüncü günü almadım. Dördüncü günü gittim ki o hala duruyor. Evet. 9 lira yapmışlar. Şort var değil mi üzerinde sen? Şort kaç paraya aldın abi, şortu yalan olmasın? 100 lira almıştım. 10 lira abi. 10 euro yani. O da 100 lira değil mi? Ama o 40 bin lira kazanıyor. Sen 5 bin lira kazanıyorsun. 40 bine onun memleketine göre o şekilde hesap edeceksin. Ya o zaman şöyle hesap et abi. Çok bile basit. Ben sana şey yapayım. Avrupa'dakileri yapıyorum bunu. Diyorum ki sana 5500 euro verdim.
bizim 5500 TL ya, onlara da 5500 euro verdim. Dedim ki ev kiran 4000 lira, 4000 euro. Ete 150 euro veriyorsun, süte 20 euro veriyorsun, 30'lu yumurtaya 60 euro para veriyorsun. Yeter mi dedim, manyak mısın abi, nereye yetiyor dedi, deliririm dedi. Aynı şeyi biz yaşıyoruz. Ya, yaşıyoruz ama aynı şeyi biz yaşıyoruz. Almıyoruz. Biz bak, kıyma kaç para bizde kıyma? 100-150 var değil mi? 120 çeşitim dana kuzu 6.79 6.5 euro. O da yine abi adamlar tavuk göğsü 6.5'a satıyor. Burada 69 liraymış. Şimdi bunu şey kimdi? Sorumlusu? Sence kim abi? Biziz. Niye biziz? Bana anlatır. Niye biziz biliyor musun? Bak ben ne yaptım? O kefiri 9 lira görünce... Soğanın kilosu kaç para abi burada? 3 lira, 4 lira, 5 lira... Ayşe abla soğanın kilosu kaç para? 8,5 lira. İniyor çıkıyor. Bak burada 5 kilo soğan... Bak 5 kilo soğan 2 lira 69 kuruş. Tamam. Bir şey daha ben de sorabilir miyim değil mi? Hatım var. Tabii. Şimdi bu katalogu aya hazırlayıp bize gönderen veya buraya gelen kişi kimdir, kimlerdir? Bizim gurbetçiler. Gurbetçiler ne kadar bizim tarafımızdır? Abi, ne kadar vatanseverdir? Ne alakası bunu var? Niye düşünmüyorsun? Niye değil? Hadi vatansever değilse aklıma nedir? Gelmiyor mu söyle. Ben bunu sana sormaya? Sor abi. Niye? Yani sence ben niye sana sormazsam bile, ben sana sorma, mantıka düşüneceksin. Ya arkadaş kendi kendine bir düşün. Ya bu adam bunu hazırladı, bize gönderdi. Bunlar dost mu, düşman mı? Niye hazırlasın abi? Adamlar kendi yanında almış, getirmiş. Hangi aydan getirmiş? Hangi tarihten? Mayıs ayı. Mayıs tamam. Bak Montek tamam. Mayıs ayı. Bunu bile ne icap eder yani sen benim memleketimde? Birisi bana ne dedi biliyor musun? Seni dedi İngiltere'ye göndereceğim. Evet. Neye göndereceksin? Göndereyim git dedi. Evet. Ne yapacağım? Ben boyacı, atıcı markette işlettim. Orada market işlettiğim için çok para lazım biliyorsun. Evet. Göndereyim ne yapayım dedim. Ama diyor şöyle bir şartım var. Ne şartım var? Memleket götüreceksin. Yani ben oraya gideceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kötüleyecek. Yanlış anlamadı abi. Kim siker bizim memleketi kötülememizi ya? Şey böyle bir şey olabilir mi? Ya abi kim sallar bizim memleketi kötülememizi? Ya, yapıyorlar. Olur mu öyle şey? Yok bu kelimeleri ya çok, abi. Çok ya da, gerçekten bak. Ben de şahidim daha. Abici. Adam diyor ki git diyor memleketi kütüle diyor. Evet. Yeter diyor. Ben sana işte bulurum para veririm. Ben de gitmiyorum. Sen kendin gideceksin. Kim hangisi? Sallar? Sana bu kadar basit. Kim sallar? Kim sallar senin benim memleketi kötülememizi? Yapıyorlar. Abi ayakkabı kaç para burada? Ayakkabı ben 200 lira geçen gün aldım terlik. Bak 20 liraya satıyorlar. Tamam işte doğrudur. Abi. Peki ben de sana ben Rusya'da çalıştım. Onu da sana söyleyeyim. Ya bırak Rusya'yı. Rusya'da da bak ne dedim ben sana röportajda? Orada da bir Tayyip var. Niye Tayyip? Orada da 20-25 senedir aynı adam yönetiyor. Ben o adamı şahsen işte sen, savunuyorum yani. Sen Tayyip'leri seviyorsun abi. Tayyip sevmesi. O ülkenin Ruslar milliyetçi bir insanlar abi. Sen çok milliyetçidir. Ya. O adam ülkesini yönetebiliyor ve Batı'ya diş gösterebiliyor, resme çekebiliyor. Yani adam diyor mu ben sizi savaşayım ama bana abi dokunursanız gözünüzü çıkartırım diyor. Aynı bizimki gibi. Tayyip ne diyor? Rusya'da ya insanlar diyor, bitecek. Ya diyor bitecek ya adam olacaksınız. Evet. Budur. Aklı başında bir savunma istiyorum ya, senden. Sen, bizde sen fiyatlar niye bu uygun kadar yüksek? Değildir. Niye ama? Niye? Ben abi, ısrarla niyesini biz söylemez. Biz lafın başında abi söyledik. Fırsatçılık vardır. Evet. Avrupa'da millet acıma duygusu kalmamıştır. Zengin hiçbir zaman fakiri düşünmemiştir. Düşünmez de. Abi o zaman devlet düşünsün. Devlet niye devlet var o ne zaman? Devlet ne yapabilir abi? Devlet o zaman bir şey yapamıyorsa. Ceza kesiyor. Bir dakika. Bir şey yapamıyorsa. Belki bir şey yapabiliyor da. Bekleyelim biraz da canım. Daha ne bekleyeceğiz abi? Bekleyelim kaç sene geçti? Sabrın sonu ben. Sabrın solu mezarlık abi. Mezarlık başka. Dedim ki bir gün arabaya bindim. Bir şey merak ediyorum abi. Örnek veriyorum. Bu ülkede Erdoğan zaten gidici. Görüyoruz. Gitmeyecek. Neyle gidecek? Mesela onu da söyle. Seçimle gidecek. Ha, neyle tamam gidecek? Ben de gitmeyeceğim. Ha. Tamam. Erdoğan gitti. X bir isim geldi başa. Ben geldim. Ülke düzelmeye başladı. Ne yapacaksın? Ben o ne adama saygı sevgimi gösteririm. Ama şu değil mi? Yani ben bugüne kadar yanlışa bir oy seçe yapmışım, oy vermişim demez misin? Ben bunu niye demiyorum biliyor musun? Niye abi? Şimdi ben onu da geleceğim sana ama ben tabii ki unutmasam. Ayete girme dur. Şimdi o değil. Tayyip Ege 20 seneden beri bu memleketi yönetmişse, %52 oy almışsa, bunca halktan, halk sevmişse. Evet. Şimdi halk bana niye vermiyor, sana niye vermiyor, niye ötekine vermiyor? Demek ki doğru halk bunları beğenmiyor. Doğru. Bu adam beceriklidir. Doğru mu? Doğru. Yok senin ya da halkın büyük çoğunluğunun savunması ne biliyor musun? Başkası gelse daha mı iyi yönetecek? Başkası gelse daha iyi yönetmeyecek. Giden, gelen gideni aratırlar. İşte bu mantıktan dolayı ben, hep aynı kişiye oy veriyorlar. Ben şuna yola çıkıyorum.
Ecevit'i gördüm, Demirel'i evet. gördüm, Özal'ı gördüm, Tatlıses'i gördüm. Hepsini de siz seçtiniz biliyorsun değil mi? Yıldırım Akbulut'u gördüm. Hı hı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'na zaten Kenan Erdoğan'dan evet. Erdal İnönü'yü bile görmüşsündür sen. Erdal İnönü'yü gördüm. Gördüm de başbakan olmadı o şey biliyorsun. Koalisyon. Biliyorum. Gördüm. O da Özal sizi limon gibi sıkar. Millet dedi ki bu bizi elma gibi yapacak. Tam beteri oldu. Hı hı. Sirke gibi oldu. Sirke daha güzel. Şimdi Erdoğan bu memleketin yükünden şu anda çıkacak tek liderdir. Neden böyle düşünüyorsun? Neden bile biliyor musun? Bütün dünya bize düşman. Bize niye herkes düşman? Bize niye herkes biliyor musun? Sen diyor ümmetsin, ümmet diyor. Sen diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlisin, son adres zamanı ümmetlisin diyor. Ben diyor seni istemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen diyor ehli İslamsın, seni istemiyorum diyor ya. Amerika'nın ordusunun bayrağının üzerinde fil bayrağı anlamını biliyor musun? Neyi? Amerika'nın bir cumhuriyet bayrağının üzerinde fil bayrağı var. Ha, fil simgeleri. O ne içindir biliyor musun? Ne için abi? O evet, o Emre ordusu Kabe yıkmaya giderken hala bunlar gözü Kabe yıkmaktan. Abicim. Öyledir. Bak bunlar işine gelmiyor. Bir şey diyeceğim. De ki doğru adamı, söylüyorsun. Şöyle düşün. Tayyip'in partisinin üzerine niye ampul varla? O Amerikalı'nın üzerinde niye fil var? Şimdi, aynı şey. Filin amacı o. Adam diyor ki ben bu Kabe'yi diyor İslam coğrafı niye Irak'a girdim? İyi de bir filler başa geçiyor. Bir cumhuriyetçiler başa geçiyor. Yani sen o zaman fil değil de öbürü geldiği zaman başa vaz mı geçiyorlar? Kendilerince bak sana ne diyorum. Kendi kafana göre şey uydurup yapıyorlar. Yani onlar da güçleri yetmiyor. Evet. Anladın mı? Mesela yetmiyor? Burada. Dünya yönetiyorlar. Yönetemez. Tamam devam edeceğim. Evet. Tayyip gitti başkası geldi. Tayyip şu an 23'te Tayyip gelecek. Tayyip 23'te ben sana bunu söyledim not al. Evet. Zaten biz daha önce kapanıyorduk da söylediklerimiz ama sözümüz değiliz. Evet. Tamam mı? Bu arada hala Lozan'la ilgili ben iddialıyım bak. Lozan bitmeyen bir şey. Sen biteceğini ben sanıyorsun. Ben biter diyorum. Ama getirdik önüne koyduk belgeleriyle. Benim, sen inanmıyorsun ona. Ne kadar ispattır, ne kadar araştırılmış. Evet. Vatan gazetesi kimin koyduğu vatanı matanı beni ilgilendirmiyor. Beni Cumhurbaşkanı ağzından çıkan sözü. Peki abi her şeyi bir kenara bırakacağım. Hiç şeyi yaşayacağını düşünüyor musun? Yaşayacağını düşün. Söyle böyle bakayım. Bir şey üzerine kendini şey yapsana. Bir gün karşına şey çıktı. Erdoğan bu ülkeyi kötü yönetmiş. Etrafındaki herkesi zengin etmiş. Biz 20 senedir boşu boşuna sıkıntı çekmişiz. Bizden aslında Amerika ümmet olduğumuz için falan korkmuyormuş. Bunların hepsiyle bir gün karşılaşsan ne hissedersin? Bugünkü inancını sormuyorum. İnandığın her şeyin tersi çıkarsa ne hissedersin merak ediyorum. Benim kanaatime göre, ben inancıma göre söylüyorum. Hı-hı. Ve gördüğümü söylüyorum. Hı-hı. Göreceğimi de Allah nasip ederse söyleyeceğim. Bunu yaşamayacağız. Bunu dedim ben. De ki yaşadın yani öyle düşün. Yok ben kötü örnek düşünmüyorum. Misalen ya diyorum. Öyle bir şey yaşarsa zaten... Bittim ben diyor. Bitmedim de haşa bilmem kime inanacağız, kime inanmayacağız. Ne yapacağımız hani insan kafa yer ama ben bunları öyle senin anlattığı şekilde düşünmüyorum. Evet. Karamsar düşünmüyorum. Evet. Ümitliyim ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın aynı yolunda devam edecek. Evet. Turasını yine alacak. Yine İslam Devleti sahibi biz olacağız. Hı-hı. Bütün dünya İslam bayrağının altında, Türkiye bayrağında sancak. Hı-hı. Cebrail Emin'in Türk ordusunun elinde tuttuğu sancağın altından birleşecek. Ve şu anda zaten Türk ordusu tamamen bir İslam ordusu döndü. Polisi, askeri Allah'a bin şükür. Hı-hı. Bunu teknolojimizle, bilimimizle, biz zalim bir insan değiliz. Biz devamlı, merhametli bir milletiz. Bizim yani, gençlerimiz yurt dışına kaçıyor, farkında mısın? O ya Türkiye'de beceremiyor, ya vatan hainliği var. Yapma Allah aşkına. Bak şöyle bir şey var, adam diyor yapma. Ki ben Türkiye'yi sevmiyorum, istemiyorum ya diyor. Bir kökünü araştır. Niye böyle desin canım? Kökünü araştırmak lazım. Abi yapma kurban olayım. Soyu sopunu araştırmak lazım. Bir dakika. Bu ülkenin nice gençleri yurt dışına burada iş bulamadığı ben için de, gidiyor ben mu? Ben de yurt dışında çalıştım. Nasıl çalıştım? Sen de mi vatan hainiydin? Bak ben yok. Ben vatan hainiydi alma söyleme. Ben niye çalıştım biliyor musun? İşime öyle geldi. Sanatım vardı. Gittim merak ettim. Moskova'da çalışalım. Evet. Saat 5'te uyanıyorduk. Evet. Yola konuyorduk. İşte şu anda seni tanımayan biri de dese ya bu Hasan vatan hainiymiş. Bak yurt dışında çalışmış. Onlara para kazandırmış. Ben kaçmadım ki. Ben çalışmak için. Sen diyorsun ki kaçıyor. Gençler niye kaçsın şimdi, abi? Gençler gidiyor. Bak, kaçmıyor. Kaçmak ayrıdır. Kelimeyi telaffuz ederken o zaman dikkat edeceksin. Tamam. Gitmek ayrıdır. Evet. Kaçmak demek terk ettim demek. Annemi, babamı, memleketi devredip tek. Evet. Ama gittim. Hı. Gezmeye gittim, çalıştım. O tatlı bir şey değil mi? Bak ne kadar elimli. Güzel bir kelime. Evet. Mesela gittim, şöyle çalıştım. Desek nasıl olur? Bu ülkenin doktorları ölümden yurt dışına kaçtı. Ölümden? Ölümden kaçtı, yurt dışına gitti. Ne gibi ölümden? Devlet hastanelerini çatır çatır öldürülüyorlar. Çatır çatır dövülüyorlar. Doktorlar mı öldürüyorlardı? Öldürülmüyor bir hakim bizim için çok önemlidir. Evet. Hemşire. Hepsi kaçıyor işte. Hepsi bizim için çok önemli. Ölmemek için kaçıyor. Bak, ne yapacağız? Bak doktor, hemşire, polis,
öğretmen, asker. Abi hepsi önemli. Yok. Çöpçü de önemli. Barış da önemli. Ha. Şimdi doktor olmasa... Abi olmasa niye kaçıyorlar? İnsan, bana bunu söyle. Şöyle niye kaçıyor? Belki maaş beğenmiyor. Belki yaptığı görevin sıkıntısındandır. Canım adam. Abim. Almanya'da da aynı işi yapıyor. Avrupa'da da aynı işi. Adam ölmemek için kaçıyor. Niye? Doktorların bir sıkıntısı var mı şu anda? Dalga mı geçiyorsun abi? Ne sıkıntısı var abi? Söyle de bilelim yani. Abi adamları öldürüp kafasına sıktılar ya. Ya şu, aha, o konuda diyorsun. Konya'da adamın kafasına sıktılar. Ya psikoloji bozucu sıkıntısı vardır o kişinin. Yani bir doktor ne tamam yani? Niye sahip çıkmıyorlar doktorlara? Şimdi sen AVM'ye girerken bile metalleri çıkartıyorsun. Doğru mu? Hastane doğrudur. Hastaneye gittiğin zaman polisle jandarma var değil mi? Evet var. Ha, hiçbir şey yapmıyor. Boş boş o duruyor. O polisle boş boş durmayacak o zaman. Abici. O polisle jandarma oraya cihaz koyacak. Evet. Tamam mı? Ben olsam. Keyfinden mi koyacak? O, devlet koyacak işte oraya. İşte o niye değil. Onun babasının şeysi değil. Tabii devlet koyacak. Devlet niye koymadı? O hata yapıldı. Hata dediğin şey insanların canı gitti. Şimdi canı alan bir insan, ben sana şunu diyorum, zaman zaman oluyor, çok ya, üzülüyoruz. Böyle bir şey, çok yani üzülüyoruz. Olaylara bu kadar sade yaklaşıp, ya üzülüyoruz. Normal mi abi? Sence, normal değil. Ya bu normal. Kadar basite indirgenebilecek bir şey mi? Asla, normal düşünsene, değil. Düşünsene, sen şuradan çıktın, adam asansörü yapmayı unutmuş. Boşluğa düştün öldün. Zaten çoğu insan öyle oluyor. Heh. İmakarlıktır. Şu mudur yani? Ya neyse üzülüyoruz be. Hasan abi de gitti ama üzülüyoruz. Abi yönetimin suçudur yönetimin. O zaman buna bir sorumluluk yüklenmesi şimdi, gerekmiyor mu? Zaten. Abicim şunu demez misin ya? Evladın yaşadı bunu diyelim tamam Allah göstermesin. Allah kimse yaşamasın. Evladın doktor gittiler kafasına sıktılar. Şunu mu diyeceğiz? Ya... Üzülüyoruz be. Öldü benim oğlum. Kadarını da bağlıyorum. Bir dakika. Kadarını da bağlıyorum. Kadarı. Şunu demez misin? Kardeşim sorumlu kimse hesap sorum versin. Sorum validir, emniyettir. Her ilin kendi şeysi var. Evet. Emniyeti var. Şimdi sen niye yapmıyorlar? Hastaneye gittim. Bir dakika sorumlu validir, emniyettir dedin ama sorumluluğu Fahrettin Koca üstlendi. Dedi ki biz dedi güvenlik kapıları yapacağız oraya dedi. Keşke yapsalardı. İşte madem keşke yapsalardı yapmadıkları için niye ceza almıyorlar? Şimdi yani sen ustasın tamam mı? Alçıyı yapmışsın, demiri döşemişsin. Sorumlu bir şekilde düzgün yapmamışsın çatı birinin kafasına düştü. Düştü. Sorumlu sen değil misin? Ben sana mi? Mahkeme sormaz mı kardeşim sen niye böyle yaptın demez mi? Şimdi sorar mı sormaz mı? Sorar. Sordu mu da sana ceza vermez mi? Hapse şöyle, atar mı? Tamam devlet şöyle sorar. Bir dakika sorar mı sormaz sorar. Mı? Sorar. Sorduğunda ceza verir mi? Verir. Onun için de çıkalım. O zaman bu bakan niye bu kadar sorumsuz? Onun için de çıkalım. Şimdi ben yaptığım için, ben şahsi kişi tamam. yaptığım için düzgün yapmamışım. İyi de bakan da bunu yönetmekle sorumlu bakan, değil mi? Bakan orada olmadığı için, kendi eliyle yapmadığı için. İyi de olaya böyle bakamazsın ki. Yöneticidir. İyi de yönetici karar alan kişi. Karar alan kişi de adam nerede bilecek Konya'da gidecek doktoru vuracak. Abicim, sen biliyor musun? Bilecek zaten sorumluluğu o. Hani doktoru koruyacağım diyecek. Ya korumasına tarafım. Ha. Hatta hastanenin kapısından giden kişinin her türlü cihaz, ne varsa bırakması, bıçağı, silah, bırak. Ne varsa girememeli tabii. Telefon dahi niye şey yapmıyor? Bıraksın isterim niye biliyorsun. Niye? Alo bilmem teyze, abla abicim, bilmem teyze. Konuyu dağıt. Yok yok hani o da doktorun sevgisiz. Ölümünden Fahrettin Koca sorumlu değil mi sence? Sorumlu Fahrettin Koca değildir. Devletin tepesidir. Ta kim? Erdoğan devlet, mı? Devlet kimdir bu? Erdoğan. Ha Erdoğan şöyle diyecek. O da mı Erdoğan? Şimdi şöyle diyecek. Daha kötü. Diyecek ki bak şimdi şöyle suçlu ama söylemeyeyim. Diyecek ki bakanlarına çağıracak. Hı hı. Kim ne yerinin sorumlusu? Hı hı. Sağlık Bakanı Fahrettin mi? Evet. Milli Savunma Bakanı Hulusi mi? Hı hı. İşleri Bakanı Soylu mu? Dijle bunları çağıracak. Sorumlu değil. Bak, hissetmiyorlar. Sizin sorununu himayeniz altında. Size ne eksik var? Ne ihtiyacınız var? Evet. Ben size nasıl yardımcı olurum? Veya ben söylememek gibi zaten evet. Siz de benim gibisiniz. Bakansınız, meclistesiniz, Türkiye'nin sorunu. Bunları ne gerekiyorsa yapın, evet. Yapalım. Tamam. Benim kanaatime göre de söylüyor. Ama öbürleri mi yapmıyor? Onlar yapmıyor. O zaman suçlu ceza hapse girsin. Onlar derken Fahrettin abi, değildir. Abi çevirme ya. İl sağlık müdürü diye bir şey, hakimliği var. Abi ne alakası var? Var. Onunla ne alakası var? Şimdi, yani o adam güvenlik kapısını mı düşünecek, doktorluk mu yapacak? Hakim düşünecek. Hakim oranın ne demek? Sorumlu demek değil mi? Hakim. Yaptırsın. Başhakimin sorumlusu. Tamam. O kime bağlı? Devlet hastaneleri kime bağlı? O zaman gidecek valiye. Diyecek ki sayın valim. Niye? Sence demediler mi? Demiştir canım. Bilip öyle bir hayal dünyasında yaşıyorsun ki abi. Ama öze geleceğim. Niye yapmadılar o zaman demişsin. Ben de onu diyorum. Niye yapmadılar? Umursamadılar çünkü. Umursamamışlardır, imakarlıktır. Bu suç değil mi? Allah katında da suçtur. Abi bana Allah kul deyip durma. Allah, abi o ne? Başka. Orası öbür taraf. Suç. O kulla yaradan arasında. Şimdi. Burada hepimizin canı. Suçun, insanın cezası kim veriyor? Allah veriyor. Abi devlet niye var o zaman? Şimdi şöyle.
Allah katından o benim kanatımdan suçtur. Ama evet. Şimdi gitsen valiye desen ki ya sayın valim Antalya'da bir doktoru şehit ettiler. Niye ettiler? Niye önlem almadık? Evet. 50 derede su getirir. Evet. Doğru mu? Yani ya polisim oradaydı, jandarma orada niye görmedi, niye şey yaptı? O da bir şeyler söyler. Ben şimdi bak giriyorum. Herkes suçu bilir. Acil tarafından giriyorum mesela. Bazen inemine yaptırmaya gidiyorum. Bakıyorum orada güvenlik var. Arkasından bir oda daha var. Orada asuay duruyor, polis komiser duruyor. Şimdi bunlar ben kanatım orada durmamaları lazım. Devamlı kanatın başka. Devamlı oradan keşif yapması lazım. Anladım. Oradaki giden çiğ psikopatı vardır. Ne bileyim yani yaralısı vardır, iyisi var, kötüsü var. Onlar hepsini takip edecek abi. Adam geliyor üstü her taraf paramparça. Ben sana de suçtur. Ceza alsın. Ceza kim verecek? Devlet. Ya yargı ya. Devlet. O zaman kimse kalmaz ki. Hasan abi, efendim? Konuşak programına iyi ki geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Fikirlerimiz tamamen zıt ama... Niye canım, niye zıt olsun ya? Tamamen zıt. Hiçbir belgeyi kabul etmiyorsun. Hiçbir benim doğruma diyerek şey inanmıyorum. Ben senin dediklerini ama, doğru dedim. Yine tam de tersi. En azından sana da rahat bir ortamda söz verme fırsatımız oldu. Çünkü sokak röportajlarında çok aksiyonlu geçiyor doğru senin röportajların. Herkes karşı çıkıyor. Aynen. Niye sence herkes karşı çıkıyor? Son olarak bunu doğru soracağım. Doğru konuşan Dokuzköy'de kovulmuş bir öyle mi? Atasözüdür. Peki herkes yanlış demek de birazcık kibir değil mi? Yani? Şimdi o bana karşı çıkanın 90 kelimesinden yani şöyle diyelim 100 kelimesinden 99'u yanlış da bir tanesi doğrudur. Evet. Yani yanlış. Ama bu kibire girmez ama mi yani? Kibire girmiyor. Acaba bu kadar niye? İnsan haklı ben haksız olabilirim diye hiç düşünmüyor mu? Haşa. Eğer hiç ben, düşünmüyorum gerçekten. Şöyle, bu kadar insan haklı ben haksızımdır diye hiç düşünmüyorum. Haklı olan da konuşmuyor. Kim geliyor karşımda orada? Haksız olan konuşuyor. Yani ben doğru bir şey konuşuyorum hemen adam engel oluyor. Evet. Ya diyor ki ana kardeşim ben bu adamı tanımıyorum, tanışmıyorum. Evet. Bu adam kimdir, necidir, ne yiyor, ne içiyor, ne yerde yaşıyor? Evet. İlmi, irfanı nedir? Önce onu bana sor, ondan sonra bana karşı ver. Adam direkt ben, geçen gün ne diyordu? Sen diyor yalan söylüyorsun. Evet. Ya sen beni tanıyor musun? O adam kimdi biliyor musun? Bilmiyorum. O adam teröristti. Kim? O geçen günkü kapalı yolda. Sokakta ne işi var? Vardır. Onlar ne için sokağa peki geliyor? Memleketin keşfini yapıyorlar. Sen ben onları iyi bilirim. Sen abi Google'da geçsin zaten aynı keşfi yapar ya. Neyse. Abi çok teşekkür ederim. Hürmetler saygılar bize. Ben teşekkür ettim. Çok sağ ol. Allah'a emanet olun. Gençler hakkınızı helal edin. Tanışmış İstersen, olduk. İstersen oturalım ama vaktin yoksa 2-3 dakika orada bir seri yapabiliriz.